Değerli izleyiciler, maratondan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir programımızda bugün 6 e, hafta süre oldu maraton programını yapmayalı. Bildiğiniz gibi e, yerel seçimler vardı ve yerel seçimler nedeniyle programlarımız iptal olmuştu. Ve bugün nihayet 6 e, hafta aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bugün e, tabii 6 haftalık süreçte Elazığ Spor adına çok güzel gelişmeler oldu. Bu arada beyazı takımımız şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Belki o müsabakaların değerlendirmesini yapamadık ama e, toplu olarak bugün inşallah o değerlendirmeleri Ela Spor Başkanı Sayın Serkan Çayır'la birlikte yapacağız, değerlendireceğiz. Kalan 3 maç var ve bu 3 maç Ela birinci olma ihtimalini de güçlendiriyor. İkinci olma ihtimalini de zaten şu anda bulunduğumuz konum onu gösteriyor. Ama ee, kalan 3 maçta özellikle Batman Petrospor'un zorlu maçlarının olduğunu da hatırlatarak e, neden olmasın diyerek programımıza başlamak istiyoruz değerli izleyiciler. Elaspor Başkanı Serkan Çayır bugün bizimle birlikte ve kendisiyle aslında uzun bir süre önce sözleşmiştik bir program yapalım ama seçimlerden dolayı bir türlü nasip olmadı. Serkan Başkan hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Şimdi e, çok geriye gitmek istiyorum aslında ligin başı mıydı? Sezon i̇lk başı yeni başlamıştı. Yeni başlamıştı. Serkan Başkan'a o dönem bir soru sormuştum. Demiştim ki Serkan Başkan, işte ilk 5 maçta ne yapabiliriz değil mi? İlk 5 maçta elasporun durumu ne olabilir? Neler yapılabilir? Çünkü güçlü rakipler vardı. Evet. İlk maçlarımız biraz daha zorluydu. İkinci yarının ilk maçıydı. İkinci yarına. Gene işte fikstür Yo, gereği. Ilk, evet, değil i̇lk, mi? İkinci evet, yarının ilk maçıydı. İlk beş maçı sorduk sana. Çünkü zorlu geçeceği de belliydi. Sen orada verdiğin bir cevap vardı. İstersen onu sen kendin mi söyle? Ee, öncelikle hayırlı akşamlar dilerim. Ekran başındaki seyircilerimize, taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim. Ee, siz bana sorduğu zaman e, ben demiştim Coşkun abi hatırlarsanız bir 38 mi 39 maç yenilmezlik bir şeyimiz vardı. Evet. Real Önceki dönemden geçmiştik. gelen. E, biz dedim bütün maçların hepsine talibiz. İnşallah biz bunu 40 yaparız dedim. böyle bir rekor kırarız dedim. çok şükür şimdi 20 maçtır namumlu bu işte. İçeride 11 maç mı oldu? 11 içeride galibiyet. 11 maç, 11 galibiyet. Evet, 11 galibiyet, 9 yok. Dışarıda da 2 galibiyet, 7 malup şey, galibiyet, beraberlik. Şey beraberlik. Yani dile kolay. Burada tabii ki Bülent yeni hayatında hakkını teslim etmek lazım. Elazığ değerli hocası. Geldiği günden beri e, yepyeni bir Elazığ spor ortaya çıkarttı. Hem takımın kenetlenmesinde, hem futbolcular arasında o diyaloğu sağlamasında, adalet anlamında da sağ olsun onu da gözlemliyoruz. Hak eden arkadaşımızı oynatıyor. Bazen taktik gereği hak edeni ikinci yarıya bırakabiliyor. Yani bu anlamda. Dolayısıyla burada Bülent hocanın gelmesi de Elazspor aslında e, bir, bulunduğu ortama da yakıştırdı. Evet. Hayat oldu Elazığspor'a. Evet, hayat oldu <laughs> doğru hayat söylüyorsun. Oldu. Serkan Başkanım dünkü maça gidelim aslında. Dünkü maç e, bizim açımızdan belki kolay gibi gözükte ama biraz da rakip çok gençti, çok koşan bir takımdı. Özellikle eee Spor'da birebir markaj altında tutulan bazı oyuncularımız ilk yarıda istenilen performansları belki ortaya koyamadılar evet. ama sonuçta Elazığ gol atmasını bildi. E, Atağa çıktıkça tehlike oluşturmaya başladı. İşte direkten dönen toplar mı dersin, evet. çizgiden çıkarılan toplar mı dersin değil mi? Evet. Bunlar hepsi önemli. E, Şimdi... Burada ben tabii ki e, bilmiyorum maçın hakemi dedi ben çok beğendim. Maçın hakemi yani çok, çok ideal bir maç yönetti. İyi maç yönetti. Evet. Ee, Penaltı güzel. da penaltıydı. Penaltı penaltıydı. Güzel maçlar yürüttü. Biz zaten bu hafta Efe'ler maçından sonra çalışıyoruz. Üç gün, dört gün bir çalıştık ee, bulvara, bulvar maçına. Evet. Ee, biz bulvarın ne yapacağını, ne edeceğini e, biliyorduk. Ona göre çalıştık, ona göre şey yaptık. Ee, bulvar da geçen hafta yenmişti, ee, playoff hattına gelmişti. Onun için de önemli bir maçtı. Ee, bizim de şampiyonluğa oynadığımız için içerideki maçımız çok önemliydi. Ona göre çalıştık. Ona göre e, antrenmanımızı yaptık. Çok şükür e, dün de güzel maç oynadık. E, güzel sonuç aldık. E, i̇yiydi. Bulvarda yani e, bu lig öyle bir lig ki abi şimdi e, kötü takım yok. Mesela bu hafta Hacettepe ile oynayacağız. Yenerse belki plöf atına girecek. Yenilirse küme atına düşecek. E, puan aramalar Aradı. aralığı he evet. e, yani balık çok sırtı şey. gibi balık sırtı gibi e, biz de ona göre hazırlandık. Şimdi önümüzde bir Hacettepe maçımız var. O da zorlu bir maç. İnşallah onu da kayıpsız kazanırsak Sapanca Maçtan maçımız de var. Maçlar Hacettepe? E, daha belli değil. Şeyde oynuyorlardı. Osmanlı stadında oynuyorlardı. Herhalde e, milli takımın maçı var orada. Ampüde milli takımın evet. yani onun maçı var orada. Bizim e, maçımız neydi? Daha de değişmediler. E, belki orada. Keçiören stadında oynanabilir. Ondan dolayı daha belli değil. Şimdi e, Hacettepe de Ankara'nın tabi kökli takımlarından aslında orijinal Hacettepe değil. Şey, orijinal Hacettepe kapandı, amatöre düştü. Kalecikti herhalde. Kalecikten evet, kalecik miydi? Hacettepe oldu. Korsuklar mıydı? İşte ha, onlar çok. Kursaklar. Kursaklar. Küçük de iki, işim değişti o. Onlar çok isim değiştiler. Bir bakalım acaba Hacettepe maçı nerede oynayacak? Bunu evet yok belli değil. Burada belli değil. Evet şu anda. Ee, Osmanlı stadında oynuyorlardı. Saat 15'te saati aynı ama hangi yerde oynanacağı belli değil. Federasyon. milli takımının maçı olduğu için daha aynı saate herhalde denk geliyor. Ya keçi öğreni önerdiler. Bakalım da bu hafta belli olur. Bu hafta için. Evet sevgili İsmail Bayramoğlu'nun çekimi de sağ olsun çok güzel bir çekimi yapmış İsmail kardeşim. Onu da tebrik ediyorum. Bugün de tebrik ettim kendisini gündüz. Ee, görüntüle çok net, çok güzel ve e, pozisyonlar da o kadar net ki Ela adına özellikle atılan goller hakikaten Mesut'un golü de çok şık bir goldü. Ee, yine güzel. kaptanlarımızdan Bahattin Köse'nin golü de yani yere vurdurarak attığı gol çok şık. Aynı şekilde Beykan'ın e, çağrı mıydı ortaya yapan? Evet çağrı. Çağrıydı. Asisi... Topu kapan şeydi Murat Torun'du. Murat Torun Murat çağrıya Çağrı attı. Çağrı, ama... da e, al dağıt Beykan'a attı. Beykan da tam formundayken cezalı duruma düştü. O da eh, bizim için bir kayıp. Ama olsun bir maç inşallah dönüşünde e, sevgili Beykan da takımına katkılarını sağlamaya başlar. Şimdi Şer Serkan Başkan, Elaspor şampiyonluğa koşuyor diyoruz. Elaspor şehirde bir hava yakalandı. Aslında çok da kolay olmadı bu iş. Yani e, İki sene önce son anda ligde kaldık. Ya şimdi. E, Geçen sene ligi orta sıralarda tamamladık. Bu sene de yani hep üstüne biz, koyarak. Biz ilk ben ilk sene geldiğim zaman e, bu takımı hedefimiz ligde tutmakta. E, zoru başardık. E, i̇kinci sene de e, belki dedik bir oynarsak çok iyi olur. Borçlarımız çoktu. E, transfer yasamıza engel 50'ye yakın 60'a yakın dosyamız vardı. Evet. Dedik onlardan bir kurtulalım. E, o sene de ligi ortalarda bitirdik. Bu sene de dedik belediye başkanımızla beraber o sene bu sene dedik e, çok şükür 20 maçlarında amalıp işte e, iyi gidiyor, güzel şeyler oluyor. E, bir birlik beraberliği yakaladık. E, şehir olarak bir birlik beraberliği yakaladık. E, ama siyasi olarak bir birlik beraberlik yakalayamadık. Yani nasıl siyasi olarak ya şu herkes daha gelip bu Ərazlıq spora e, 2017-dən bəlli Ərazlıq spor buraları görmədik. 2-ci sıralara baxarsanız 2016-17-dən bəlli e, bu takım 5-ci sırayı belə görmədi. Həb cümələrə düşmə evet, oynadıq. Evet. Borç va atağında. E, Çox şükür bu gün e, Şeirə bir hava qattıq. Arazispor bir şehre hava katıldı. Ee, bugün ikinci sırada. Allah nasip kısmet ederse belki lider takılırsa e, belki biz de e, direkt şampiyon olarak çıkarız. E, bu takım ilk başladığımız zaman 3-5 e, meşre beş yenildiğimiz zaman e, millet bizi yerden yere vurdu hatırlarsanız. Maç Karşıyaka maçına 3-5 maç elemedik. Şey 3-5 maç kötü gitti. kötü gittik. Kötü gittik, yenilmedik. E, kötü gittik, yenemedik. Kötü gittik. Eee Karşıyaka maçına gittiğimiz zaman berabere kaldığımız maç e, belki e, ligin altına demir atacaktık. Çok evet. şükür orada bir beraberlik aldık. Rakiplerimiz de şey oldu. rakibi de elimizden kaçırdık. E, rakibi de elimizden güzel oynadık. Tabii. İyi top oynadık. Rakibe direkten dönen toplarımız e, Güzel oynadık. E, bugün de çok şükür ligi e, ikinci sıradayız. Şampiyonluğu oynuyoruz. E, ya da herkesin daha e, bu daşın altına elini değil de daha gövdesini koyması lazım. Çünkü bu takım, bu şehir buraları hak etmiyor. Bu şehir her zaman en kötü PTT'de. Birinci ligde olması lazım. E, biz de elimizden geldiği kadar belediye başkanımızdan beraber biz elimizden geldiği kadar bu şehir, bu takımı ait olduğu liglere getirmeye çalışıyoruz. Yani bu yükü getirip de komple bizim üstümüze atmasınlar. Çılsınlar, hepsi gelsinler. Ya Bir prim desteği çılsınlar, bir deplasman desteği çılsınlar. Bugün biz bir deplasmana gidiyoruz. 150-200 milyar, 250 evet, evet. milyar otobüs. Uçak fiyatları yüksek. pahalı, oteller pahalı, e, tabii mesela o yemekler uçak, pahalı. Uçak fiyatları bugün e, hem Haciatepe maçına gideceğiz hem uçak bileti yok hem varsa da 13 milyar. Bir biletin fiyatı Hiç. 12 milyar, 10 milyar e, o güne. Bayram dönüşü olduğu için. E, tabii bayram değil dönüşü mi? olduğu yerde yok. Otobüsle gideceğiz. iki gün öncesinden gideceğiz. Yani bizim bir deplasmanımız bir 200 250 milyar. E, yani özel e, otobüsle değil mi? Kendi otobüsümüzle şey otobüsümüz. e, tesislerin bizim takım otobüsümüzle gideceğiz. Yani e, bunlar da bir gelip de bir daha bir şey yapsınlar, bir destek çıksınlar. O şampiyonluğu oynuyoruz yok. Ee, şampiyonluğa oynayan bir takıma e, Gelin siz de bir destek çıkın Ben ilk hatırlarsanız 2021'de Söylemiştim bak e, savaşırken Yanımızda olmayanları Zaferimize ortak etmeyeceğiz Bu takım yarın öbürsün şampiyon olursa Yüzünüz olsun gelip şurada bu statta seyirciden Tabii. beraber siz de gelin Siz de Sevinin Bizden ya beraber siz, değil, kötü siz de ağlayın Siz de gülün olur. Evet e, Evet. Bekliyoruz işte. Ee, herkes destek Yani bir belediye başkanından olacak bu iş değil. Siz de bilirsiniz. Yıllarca sporun içindesiniz. Elazığ sporla, Elazığ sporla yattınız, kalktınız. İyi bilirsiniz. Vallahi ömrümüz geçti başkan. E tabi bu Elazığ spor şimdi 92-93'teki Elazığ spor değil. 93'lerde e, burada futbolcuya para vermiyordun, e, gelip gün oynuyordu. Yani e, Hıdır abiler, şeyler ondan da öncesinde. Abi. Hatırlarsan e, kendisi de bir programda sizin programda yine söylemişti. E, bir çatısının tuğlasını yapmak için bir sezon daha Biz, bari bunu yatırın dedi. Ya parasını sezon vermiyorlar. abi para alacağı var. He. İşte göndermek istiyorlar. Dır dedi ki ya ben el hazırlayayım Beni göndermeyin. <laughs> Sadece ben Elaspor'da kalmak istiyorum. Bakın Elaspor'a ihanet edenler de oldu. Sen biliyorsun sporcular. Tabi tabi. Hıdır abi işte Elaspor'a ihanet etmeyenler efsane olması bundandır. Diyor ki ya bir çatı yaptırıyorum. Bir tek çatı paramı verin. Ben Elaspor'da ustaların parasını vereceğim. E, tabii. Ben Elaspor'da kalayım. Ben başka para istemiyorum. Bakın parayı hiç hesaba katmıyor. Onlar da tamam diyor. Sadece çatı parasını vererek Hıdır abi Elaspor'da devam ediyor ve efsane oldu. Ya, Ömer olsun. abi Allah şifa versin. Ömer abi de rahatsız kaptan, efsane kaptan. Ona da hayırlı şifalar diliyoruz. Yine Elazığ Spor'umuzun yaşayan en yaşlı efsane oyuncusu, kaptanı Haluk Erdem hocamıza da Allah'tan şifa diliyoruz. O da Bursa'da tedavi gördü. Ee, yani kala kala o dönemlerin işte efsanelerinden 3-5 tane abimiz kalmış. Hepsine de sağlıklı bir ömür diliyoruz. İnşallah bu kadromuz da, Elazığ Spor'umuzun şu mevcut kadrosu da yeni bir şampiyonluk yaşatarak onlar e, da ...güzel kadro uğurlar. kurduk. Ee, yani futbolcu bizim futbolcular yani Allah içinse adam gibi adamlar. Ee, dürüst adamlar hocamız yine öyle. Ee, biz bir birlik beraberliği yakaladık. Hatta e, golün sevincini gördün e, Batlına e geliyor. E, Mesut sırtlıyor. Sırtlıyor. Evet. E, şimdi biz e, bir elazığ'ı sırtımıza almışız. E, biraz daha indirelim yani destek bekliyoruz. Gelsinler onlar da biraz destek çıksınlar yani. Şampiyonluğa koşuyoruz. ya Biz e, ligi ortalarda bitirmeyeceğiz. Fırsat bu fırsat. Yakalamışız. Şimdi 2016'dan belli. Bu takım hep kümelere düşmüş. Ondan öncesi süper liglerden ardarda kümelere düşmüş. Tabii. E, daha da bunu yani bazen bakıyorum Coşkun abi. E, bunu görmezden gelen adamlar var. Bu başarı mıdır diyor. E valla benim eee Sülele'mde top oynayan yok. Takımda da hep çayır ismi yazan da yok futbolcu. Bunları hep biz paradan getirdik. Bir de zaten her evet. uçurumun kenarında. Tabii antrenör olmuş bir alacak. Uçurumdan sporda. aşağı yuvarlanacak. Yani şimdi tabii ki başarıya. E şimdi, şimdi bu bu başarı değil de ne? Biz, şimdi e, diyorlardı ki ilk ben geldiğim zaman beni yerden yere vuruyorlardı. O benim içime çok oturmuş coşkun abi. E, vizyonsuz başkan. Vizyon, vizyonsuz dediğiniz adam bugün Bahattin'i getirmek vizyonsuzluk mu ya? Beykan Şimşek'i getirmek vizyonsuzluk mu? Bu takımı ikinci lige şey ikinci sıralara çıkarmak vizyonsuzluk mu? Parasız başkan dediler. E parasız başkan dediğiniz... Sen zaten üstünden dedim ben para, param yok e dedim. Tamam e ben söyledim. Parasız başkan dediğiniz adam paralı başkanların borçlarını ödüyor ya daha da ödüyor. Bu başarıyı da görün daha e, görün ya Allah razı olsun şimdi diyeceksin ki e, sen mi para verdin? ya bana güvenenler bana para verdi yıllarca hatırlarsın Süleyman Salmanoğlu evet. e, eski belediye başkanımız yönetimi belediye yönetimi değil miydi Evet e, destek çıkmadı mı çıktı Çık. Ne oldu? yine küme düştü. Birlik çıktı. Sonra küme düştü. Sonradan Akın Şatıroğlu bıraktı. Küme düştü. Ee, Mücahit Mücahit yani. Yanılmaz çıktı. Elektriklerimiz kesildi. Elektriklerimiz kesiliyordu da. Bunu Allah var yukarıda. Ondan sonra ben geldim abi. Verdiği paraların nereye gittiği belli. Ya ben borç ödemişim ya. 79 tane dosyayı temizlemişiz. Biz yönetimimizle beraber 79 tane dosya temizlemişiz. Bunlara daha da diyorlar ki başarısızlık. Bu başarı mıdır ya? Buyurun WhatsApp hattınız var. Ne soru soracaksanız şuradan sorun. Öyle gidip canlı yayın yapıp da milleti tömbek altında bırakmayın. Şuradan sorun cevaplarını vereyim. 30-40 kişiye izleteceksiniz. Bizlere hakaret edeceksiniz. Bizlere diyeceksiniz adamız. Siz mi adamsız ya? Elazığ Spor'a sizin ne faydanız olmuş ya? Siz ne hakla bana vizyonsuz dersiniz. Şşş. İlk başlarda öyleydi abi. Öyleydi. Ee, ya şimdi demin yine dediğim gibi. Vatnini getirmek vizyonsuzluk mu ya? Beykan Şimşek'i getirmek vizyonsuzluk mu? Bu takımı ikinci, ikinci sırada getirmek vizyonsuzluk şimdi mu? Şimdi herkes de biliyor ki Şahin Başkan'ın ailesinin desteği var. E tabi Bu, yani Bu biliniyor. Para ekonomik anlamda da, manevi anlamda da yöneticilerimizin desteği var. Evet, belki bir siyasi partinin çoğunlukta olduğu üyeler kulüpte, yönetici bazında. Şimdi burada tabii söz Şahin Başkan'dan açılmışken, seçimlerden dolayı da Şahin Başkan'ın ikinci defa belediye başkanlığa seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Yine ilimizde çeşitli partilerden seçilerek belediye başkanı olan yeni başkanlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Tabii ki burada siyasi düşünceleri herkesin farklıdır. Gelen belediye başkanlarının da partileri, düşünceleri farklı. Onlara da başarılar diyoruz. Onlar da bizim şehrimizi yönetmeye talipler. Şehrimizin ilçelerini, beldelerini yönetmeye talipler başarılı olurlarsa bir dönem daha belki yaparlar. Başarısız olurlarsa, olurlarsa yeni dönemde seçilemezler. Yani He. bunun gibi nice insanlar seçilemedi. Öyle değil mi? Tabii Favori ki. insanlar seçilemedi. Bakın Elazığ'da da AK Parti'ye baktığımız zaman ilçelerde, beldelerde çok fazla da kaybetti. Ama Şahin Başkan Elazığ'da gönüllere hükmetti. Ya bu oylar zaten Şahin Başkan'ın oyları. Herkes destek Parti... verdi ve Şahin Başkan'a da ee, bence e, burada kendisinin özellikle kişisel oyları Şahin Başkanı, Belediye Başkanı yaptı. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Tabii bu durum e, sizde de yani Elazığ da, cami'da de e, Şahin Başkanı seçilmesi ayrı bir sevinç oldu. Oluştu. Çünkü niye? Ee, o desteği ilk dönemden beri veren bir belediye başkanı vardı. Ya şimdi bize destek veren yok ki. Şahin Başkan bize destek veriyor. Elazığ Spor'dan, Elazığ Spor'a destek veren belediye başkanımız var. E tabi biz de sevineceğiz. Şimdi bu Şeyi yakalamıştık, şampiyonluk havasını yakalamış Şimdi e, başka bir belediye Başkan geldiği zaman Elazığ Spor'a destek çıkar mı, çıkmaz mı, nasıl olur? E, bütün emeğimiz boşa giderdi. E, şimdi Şahin Başkan sporun içinden gelen bir adam. Şimdi Şahin Başkan yıllarca Asakafay Başkanlığı yapmış. Sporu seven, sporu bilen bir adam. E, tabii bizi sevindirdi e, Adam zaten e, bize destek veriyor. Şimdi e, demin dedim ya bu bir tek belediyenin üstünde kalmasın. Herkes elini taşın altına koysun. Biraz biz de hafifleyelim işte. Evet. Ondan dolayı şimdi Ş Şahin Başkan'ın yaptığı her şey ortada. Bunu Yani bunu görmeyen adam da gözleri kördür. Başkanım boş durumu nedir? Boş durumunu çok fazla kamuoyuna soruyorlar bize de ama biz cevap biz, veremiyoruz. Hani Mali Kongre'de Durum nedir, ne değildir? Mayıs'ta değildi. bizim kongremiz. Biz hesap yapmadık. Şu anda biz bütün şeyimize vermişik şampiyonluğa. Mayıs, Mali kongre Mayıs'ta değil mi? Mali kongremiz Mayıs'ta. Mayıs-Haziran arası bir kongremiz var. Mayıs'ta kongre yapacağız. Orada ortalar çıkar yani. Ee, seçimli genel Kurul ne zaman? Seçimli genel Kurul da Aralık'ta. He, está, hemen hemen 7-8 ay var. 7-8 ay var. Mali genel kurulda genel boş belli olacak değil mi? Tabii genel boş belli olur. Ee, yani biz e, kongre sen de da şahit olun ee, İlk defa sen ibra ettiğin zaman sen dedin gönül rahatlığıyla evet. ben evet. elimi kaldırdım. Ee, biz e, kulübe gelen şu kalemi bile yazarız abi. Faturası yoksa kim almışsa Cebinden öder. Bizim ortada yarın mali kongremizi yaparsak e, belli eder zaten herkes sporun içinde gelemiyorum. İyi biz zaten transfer yaptık abi. Bir yana da ödeme yapılıyor değil e, mi? Koyuyor? Ödeme yapıyoruz, transfer yaptık. Bu transferlerin peşinatlarını verdik. Bu transferlerin maç başları veriyoruz, daha da veriyoruz. E, kulübün Kulübün geliri e, gelir yok ama geliri değil mi? Geliri yok tabii. Gelir yok. Temliklere gitmiş. Eski başkanlara gidiyor parası. Halen devam ediyor mu? Tabii tabii. Eski başkanlara Ne kadar kaldı eski gidiyor. başkanlara borç? Abi ver ha faiz geliyor üstüne şimdi verdiğim bir para da ortaya çıkmadı ki bu mali kongrede hesaplayacağız herhalde bir 10 12 bine yakın. Hmm. Yani e bir o... de bir kurdan çok zarar ettik. Kurda var evet. Yani biz mayıs'ta mali kongre yaptık. Mayıs'tan bu yana kadar bir 15 16 milyona yakın kurdan üstüne gelmiş. Kurdan da zarar evet, ettik. Yani burada kur farkı maalesef işte Türk paramızın biraz e, erimesi. Evet burada sıkıntı da Mesela yabancı oyuncular var. Bizde dört, işte bizim dosyamız yok. Bizim her zaman dediğim gibi dört tane beş tane dosyamız var. İki Yunanlı'nın var, bir Bilik var, bir Zegen'in var. O iki Yunanlı herhalde Haziran ayında gelecek değil mi? Temmuz'dan Temmuz'da mı Haziran'da? Onlar da herhalde e, yani 15 transzere... gün önce geldi. Geldi mi? He, 15 gün önce geldi. Ya yani onların da bir engel oldu. Transfer he, engel, da oldu. engel oldu. He. Önceden Bilika ile Tom'un vardı. Tabii görüşüyoruz zaten. Şu anda yine görüşüyoruz. Ee, ne diyorlar? İndirim yapın diyoruz, bakalım düşünelim diyor, bakalım da. Onların tabi Euro bazında değil mi? Tabii onların Euro birinin 280 bine yakın, birinin 240 bine yakın Euro alıyorlar. Dünyanın olan, parası? 500 bin Euro sadece onların, bir 30-40 bin Euro Zegenarın, bir 50 bin Euro birinin işte, bir 600 700 bin. Nasıl ödeyecek? 79 dosyayı nasıl kapattıksa yine aynı şekil bir şeyler yapacağız işte. Bakalım işte diyorum ya daha bu şehir şampiyonluk istiyorsa daha herkes destek çıksın. bu arazi bütün boş yükünden bir kurtulalım. Arazi spor bir rahat bir nefes alsın. Entübeydi nefes almaya başladı. Biraz daha başladı makineden çıktı. işte i̇şte bunları da ödersek komple daha nefes alır. İkincilik'te gelirler biraz daha artıyor değil mi? 700 milyar fazla. Mesela bu sene 2800 yatıyorsa, 700 fazlası yatıyor. PTT'de e, gelir çok oluyor. 3 milyon 500 bin. 3 milyon 500 bin. 3 milyon 500 bin zaten senin otelin, yol konaklaman yetmiyor. Evet, yani yine orada da bir şey yok. Belki, yani şimdi Federasyonda birazdan konuşacağız. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nda daha doğrusu Türk futbolunu konuşacağız değerli izleyiciler. Yani dünkü, ee, Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali skandalı diyelim. Yine Türk futbolunda önemli bir skandal oldu bence. Yani e, iyi ki Süper Kupayı buraya vermemişler. Öyle düşünüyorum. Ya Yaygara çıkardılar. Herkes Twitter'larından paylaştılar. Birbirlerine e, şey yaptılar. Dediler ki burayı alalım, şurayı alalım. Alamazsız da boş milleti kandırdılar. Belliydi zaten. Ya Samsun'du ya Urfa'ydı. Yok, Çünkü Urfa, daha Urfa önce, sürpriz oldu da. ya Urfa'yı sonradan bu seçim ağzı işte her e, şey yaptılar. Seçim. Yoksa 100. yıl olduğu için Samsun'da yapacaklar evet. herhalde. Ama zira Türkiye Kupası finali Elazığ'da oynanabilir. Kimse buna ee, yani bir, engel anlamında bir şey teşkil edemez, söyleyemez. Yani Elazığ'ın şuyu eksik, buyu eksik diyemez. Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuçta e, kim var? Beşiktaş mı var? Beşiktaş. Trabzon'da Trabzon Beşiktaş maçı mı? Büyükşehir, Başakşehir var. Karagümrük Kara Gümrük var galiba. Yani bu dört takımdan ikisi olacak sonuçta final oynayacak. Hani keşke dört büyüklerden ikisi olsa diye herkes düşünüyor ama bilmiyorum Elazığ'da böyle bir gayreti olmadı maçın buraya verilmesi anlamında. Federasyon seçimlerinde ben gittiğim zaman Ali Koç'la yüz yüze görüştük. Dedim Sayın Başkanım işte Elazığ Spor'da stadımız yeni açılmış sizden bir hazırlık maçı yapsak ettim. dedi başkanım çok isterim ama e, biz yurt dışında antrenman yapıp şampiyonlar ligi maçımız var dedi. Lig maçımız başlıyor. Bir ara dedi inşallah şey olursa yapalım dedi. O da nasip olmadı. E, bir ziraat, Kupa, ziraat, ziraat Türkiye Kupası Elazığ'da oynansa güzel olur tabii deprem görmüş tabii, bir şey. Dün mesela Urfa, Urfa'ya hep anlattılar. He. Herkes Urfa'yı anlattı. Ali Koç Urfa'dan bahsetti. Galatasaray Başkanı Urfa'dan bahsetti, futbolcular Urfa'dan bahsetti, spor yazarları Urfa'dan bahsetti. Yani şehrin tanıtımına çok önemli katkı sağlandı. Bir futbol kulübü zaten e, şehrin tanıtımına ne yaparsan yap en iyi reklam futbol kulübüdür. Süper Lig'de Elazığ Spor Süper Lig'e çıktığı zaman Elazığ'da e, turistik oteli vardı. Evet. Başka? Yok. Bir de Hilton vardı. Kimse galmiyordu abi orada da. İlk önce Erdem Oteli He, vardı. Erdem içinde. Oteli vardı. İstasyon caddesi. Turistik içinde. vardı. Futbolcular çoğu zaman evet. turistikte kalıyordu. abi. bir gelen. Yelazı Spor bir süper Lig'e çıktı. Ak günler geldi. Maratonlar geldi. Hiltonlar geldi. Şehri kalkınması için, şehrin reklamı için en güzel reklam aracı spor kulübüdür. Spor, şehir şehir spor kulübüsüdür. İşte e, e, biz Ziraat Türkiye Kupası'nın e, Elazığ'da oynanması, Fenerbahçe şey, Trabzon'un Beşiktaş'ın Elazığ'a gelmesi komşu illerimizden ne gelen olacak? Yani bu şehir bir deprem gördü. E, Maraş bir deprem gördü. Adıyaman bir deprem gördü. Malatya bir deprem gördü. Ya getirip burada oynasalar, oradaki vatandaşlarımız da tabii. gelse burada izlese hem bir stres atar hem Şehrimiz için güzel olur, hem onlar için güzel olur. Yani ideal bir Ziraat Türkiye Kupası maçı burada oynanabilir aslında. Ama neden seçti işte şehirdeki yöneticilerimizin böyle bir talepleri. Ben mesela açıklama yaptım, dedim ki burada oynanması yönünde. Televizyonumuzda Sevgili Furkan Dilever destek verdi, o da çağrı yaptı. Ama yani bir top yekün aslında spor bakanımıza işte. Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulunarak, davette bulunarak bu maçın, final maçının Elazığ'a alınması yönünde aslında bir katkı sağlanabilir şehrin tanıtımı. Hem de stadyumumuzun bir açılış maçı olur. Şimdi Elazığ siyaseten e, güçlü bir şehir. E, i̇çişleri, bakan yardımcıları var. E, 4-5 tane milletvekilimiz var. Yani bir bastırsanlar, hepsi beraber bir bastırsalar yani bir rica ana doğru var. Yani bir bastırsalar neden olmasın ya biz Ziraat Türkiye Kupası. Çok bir şey istemiyoruz ki. ya. Mesela oynansın Nüket Hanım vardı Nüket Küçükel. Evet. Sağ olsun geçen Eylül ayındaydı. Kadın Milli Takımımızın maçını Elazığ'da oynadık. Bir grup maçında. Evet. Bunu da Elazığ'a alınmasını sağlayan Sayın Nüket Küçükel hanımefendiydi. Evet. Şimdi Madrid Büyükelçisi. Evet. Sağ olsun kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani Elazığ'a alındı ve o kadar memnun kalındı ki burada Elazığ'dan. Hatta geçenlerde Emre Hocam'la biz konuştuğumuz zaman, Emre de Aydemir Türkiye Futbol Federasyonu'nda eğitmen. Ben Zira Türkiye Kupası finalinin Elazığ'a alınmasını talep etmiştim. O da haberler okumuş. Ben arada dedi, Coşkun abi dedi, Federasyondayız dedi. Hoca arkadaşlarla beraberiz. Diyoruz ki, Coşkun abiye nasıl bir katkı sunalım da Elazığ'a bir maç verelim. <laughs> en azından bir milli maç düzeyinde. Yani milli değil ama <laughs> işte milli takımın alt tak kategorilerinden bir maç verelim Elazığ'a. Ya dedim o da olur. Ee, şey de olur. Zira Türkiye Kupası biz onu çok istiyoruz. Yani burada kim olursa olsun ama bir Elazığ bir tarihinde final maçı oynansın. E, tabii oynansın tabii. Diyarbakır'da oynanmış. Ya önümüzde dört grup var. Bizim üçüncü ligin dört grubu var. Evet. Ya bir pilo finalda buraya verin ya. Değil mi? E, tabii bir pilo filanı verseler ne olacak? Yani bunun için biraz gayretli olmamız lazım. Biraz lobi oluşturmamız lazım. Hı. Şehir lobisini maalesef çok oluşturamıyoruz. Çok yapamıyoruz. Ee, burada sıkıntılar var. Yani Elaspor'da da bu lobi yok. Ben bak, senin yüzüne söylüyorum. Yani Elaspor'un da bak sen dünyanın cezasını aldın. futbolcularımız e, futbolcularımızı aldı. Şimdi Trabzon'daki Trabzon Fenerbahçe maçını biliyorsun değil mi Moraylı maçı? Evet biliyorum. Fenerbahçeli oyuncular taraf sahaya atlayan taraftarı tekme tokat yumrukladılar, dövdüler. Bir maç ceza aldı. E şimdi bizim Mert şeydeki maçta itirazımızı maçı ettik. E, nerede? Şimdi Anadolu, Üniversitesi Anadolu Üniversitesi maçında dört maç bir yedi. yumruk attı diye dört maç aldı ya. Şimdi e, böyle adaletsizlik olduğunu göstererek TFF başkanına e, videolarını sunduk, itirazımızı ettik. E, çocuğun yine cezasını indirmediler. Ama şimdi mesela Fenerbahçe maçının oyuncusunun aldığı ceza aslında emsaldir Keşke şimdi itiraz etseniz ya siz Fenerbahçe oyuncuya yerde Abi, yatana tekme bir, bir tokat itiraz hakkı veriyorlar zaten. yani ikinci itiraz mı? edemiyorsun. Zaten Federasyonun da e, el şey ne derler? El kulağında, el kulağında gidecek gibi düşünüyoruz. Nasıl Elaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda ilişkileri nasıl Serkan Başkan? Ya e, güzel aslında biz e, arıyoruz mesela işlerimiz olsa hallediyorlar çoğu şeyi de. Yani e, hakem yönünden olsun, e, kulüplere e, maddi kaynaklardan olsun, mesela bir proje sunuyorsun onda onlar da biraz şeyler ağır değil ağırlar çok ağırlar yani şey değiller. Şimdi onlar da derde, derde <laughs> düşmüşler. Şimdi çok da yıprandı aslında Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi çok da yıprandı. Yani işte şu dünkü e, fena başlayan tutumu da bir hayli yıprattı. Keşke olmasaydı. Yani Şanlıurfa'da bir maç oynanacak. Bir kere yani orada sağdan çekilmeyi ben çok doğru bulmadım. Ya Niye? Adam, Çünkü orada ya Şanlıurfa'lı taraftarlar o civardan gelen insanlara saygısızlık oldu bana adam göre. Adam kendi zaten demiş uçak biletlerinizi almayın gelmeyin demiş Ali Koç. Kime? Fenerbahçe taraftarına. Onun Söyler için Söylemiş. yoktu. E tabi abi şimdi o maç eee 20 dakika sonra oynansa bile golsüz bile olsaydı 3-4 tane futbolcusu sakatım derdi. Yine erteleyeceklerdi. O maç belliydi zaten erteleyeceklerdi. Ama işte bu mesela Fenerbahçe bu protestoyu ligde yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Ligde yaparsa bir maçta alır cezayı, ikinci maçta da yaparsa otomatikman küme düşer. Öyle. Zira Türkiye şey süper kupa final olduğu için statüsü kategorisi farklı olduğu için Burada yaptı. Ya şimdi A bu, A takım oyuncularıyla yapabilir mi? Yapmadı. Şimdi bunu bu tür kulüplere Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray bu tür kulüplere federasyon demek ki gücü yetmiyor abi. Gücü yetmiyor. Ha, o hareketi biz yapsadık belki bizi kümelere düşürürler. Tabii 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 kesin. Kümelere düşürürlerdi o hareketi. Çünkü e, benim futbolcum e, ispatlıyoruz bir şey yapmadığını ispatlıyoruz. Yani burada videosunu gönderiyoruz. Federasyona şeyini gönderiyoruz. Dört maçtan bir maç indirmiyor ya. Üç maç vermiyor. Bugün Trabzon-Fenerbahçe maçında dünyanın olayı çıktı. Ya Allah aşkına Fenerbahçe'li hangi oyunculardı? Birer maç aldılar. He? Ya yerde yatan tekme tokat vuruyor. Yumruk atıyor. karate gibi tekvando gibi yükselip vuruyor. Şimdi Allah aşkına of görüntüyle bizim Mert'in kurduğu bir yumruğu görüntüsünü ]özüm. getireceksin. Diyeceksin ki bu bir yumruk kurdu. Dört maç aldı. Bu tekme, tokat, karate tekvando, judo bilmem ne hepsini yaptı. E, Tom bir maç yaptı aldı. abi. Şimdi bizde de Tom yapmadı mı? Evet. Karabük maçında. Evet. Ya, bir maç aldı. Bir maç aldı. O çocuk. Yani, demek ki alt liglerde olunca e, ya, sahibim de olmuyor. Alt liglerin e, sahibi yok. Sahibi yok. Yine Aziz Yıldırım'dan Allah razı olsun. Onun sayesinde alt ikrar işe alıyor. Bu yol konaklama parasını alıyor. Ya eskiden o burada da yoktu. Mesela TFF TFF maçları YouTube kanalından yayınlıyor, değil mi? Sen geçen gün de şahit oldum. Ben Volkan Can'ı aradım. Şimdi özeti yayınlayacak mıyız? Yayınlayamayacak mıyız? TFF'nin sayfasından alıp. Ben medya sorumlusu arkadaşımızı Deniz Bey'i aradım. Dedi ki valla Coşkun Bey biz bu konuyu Volkan Başkan'a ilettik. Volkan Başkan da bize dönüş yapacak. Yönetim kurulu toplantısından sonra dönüş yapacak. Siz ona bir sorun dedi. Aradım. Volkan Başkan dedim biz işte Elazığ'dayız. Şu yüz anlattı kendimize. Ben dedim federasyonun sayfasından maçın özetini çıkartıp televizyonumda haber amaçlı yayınlayabilir miyim? Dedi Coşkun Bey federasyonumuz dedi yönetimimiz şu anda dedi Avusturya'da maçtalar. Milli maçtalar o dönem. Döndükten sonra bu konu bana çok şikayet edildi. Biz bir karar alıp o kararla ilgili bilgi vereceğiz size. Herhangi bir bilgi de yok. Bir yine verin. Ya şimdi biz federasyon sayfasından maçın özetini yayınlayacak mıyız? Yayınlayamayacak mıyız? Onu tereddüt edeceğiz. Zaten e, bu YouTube kanalında e donma oluyor statta evet. e, çekmiyor bazı istasyonu sıkıntısı evet. var siz Sapanca maçında Kanal Fırat ve Kanal 23 canlı yayını verin bu taraftarlarımız rahat bir maç izlesin Sapanca Dışarıdaki... maçında mı? evet orada verin abi. çünkü Youtube kanalında e, sayısız bana mesaj geliyor şu anda programdayım yine mesajlar geliyor e, zaten içerideki son maçımız Evet. Sapanca maçı belki Onlara... de şampiyonluk maçımız onu da bir siz anlamda. inşallah şey yapalım, bu hafta içi konuşalım. Siz canlı yayın verin. Güzel olur o zaman. Daha güzel olur. İnşallah. yani Ama oradaki baz istasyonu sorunu, şebeke ben, sorunu çözülmesi lazım. Ben, Sen bir ara görüşmüşsün. 2-3 haftadır, iki, üç, iki, üç haftadır ben getiriyorum Türsel'in e, baz istasyonu. Fatih Bey var. Evet. Fatih Bey'den görüşüyorum. Allah razı olsun. O da 2 haftadır 3 haftada getiriyor. E, türsel olduğu için oraya mesela e, türsel aşırı baskı yaptığı zaman bir defa e, şey çekmiyor. Telekom çekmiyor. Evet. Modafon çekmiyor. Komple donuyor kalıyor. Yani üç şebekenin de üçünün aslında e, seyyer mobil baz istasyonu orada olmalı ve de stabil. Yani orada devamlı sürekli olması şu şeyin orada otoparkın şura o köşesinde eskiden de vardı. Evet da. vardı. Oraya yani üçünü getirip kursalar e, daha güzel olur. Yani insanlar tabii bazen pozisyonları kaçırabiliyorlar. Bazen görüntü kayması olabiliyor. Ama dediğin gibi donma çok oluyormuş. Donma evet. Donma bu hafta maçlı. biraz fazla oldu. Evet. Bu hafta da çok fazla olmuş. Mesela geçen haftaki içerideki maçta olmadı. Orada çok gayet iyiydi. Orada da işte bazen şebekenin sıkıntısı olmadığı zaman çok rahatlıkla o yayınları verebiliyoruz. Ama işte şu var başkanım. E, stadyumuz yeni teknoloji ya. Yeni teknoloji olduğu için e, oradaki sistem çok farklı. Yani abi bunu yapan müteahhit o zaman düşüneydi yapaydı şimdi. Onun aklında biz ona veremezdik ki e, o zaman bu stada buraya 15 bin kişi gelecek, 17 bin kişi gelecek. E, oraya stadı yaptığı zaman bazı istasyonda beraber koraydı. Beraber şey yapardı. Şimdi bir jeneratör için maçlarımız gece maçını alamadık. Evet evet. Bir jeneratör için yeni yeni stat yapılmışsa e, onu yapan da düşüneydi ya. Bu Peki stat buraya... Başkan, gece maçı demişken son maçımızı gece maçı oynayamayız mıyız? Ee, rakip e, bizim Sapanca maçı mı? Evet içerideki. Şimdi e, bu hafta bir konuşayım başkanımdan. Bence de çünkü çok talep var. Yani gece gece uçak maçı biletlerini ben ona göre alsam. Gençlik Spor'un müdürümüz Sayın Abdülsamet Eren'le de konuştum. Ha. Stadyumun ışıklandırması ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Yani Ela Kulübü isterse bunu başvuru yaptığı takdirde bizim, bizim bir gece tek, maçı oynatabiliriz. Bizim tek başvuru ben Karşıyakan maçını rica ettim Karşıyakan Başkanı'na. Ee, bizim tek bugün bu hafta gece maçı oynayacağız diye öyle bir yetkimiz yok bizim. Ee, 15 yakan, gün önceden bildirilmesi lazım federasyona. E, hafta içi bildirmen lazım. <laughs> ben Karşıyakan Başkanı'nı aradım. Başkanım e, şeyse... E, e, bu gece maçını oynayan Siz de zaten gece maçı oynuyorsunuz. Dedi Başkan biletlerimizi aldık, uçak biletlerini evet, aldık. Evet. E, uçakları karşılaştırdılar, baktılar o saate denk gelen uçak bileti de yoktu diye gece maçı oynayamadık. Ama Sapanca'mın e, başkanından görüşürüz. Uçak biletlerini almamıza e, bir gece maçı oynarız. Ama şimdiden e, onu kararlar alamamışlar mı evet. zannetmiyorum. Konuşuruz. Bişimler... Mesela biz uçak biletlerimizi sezon başında alıyoruz. Eğer Lig başlar başlamaz. Tarihler belli olunca? Tabii hepsini, biletlerimizin hepsini alıyoruz. Bazı kulüpler de almıyorlar. Biz Sapanca Başkanı'ndan konuşuruz. Bence de. Gerekirse değil. değişirlerse, biletleri değişme imkanları varsa bir gece maç oynatırız inşallah. Çünkü Gece maçında ailelerin ligin gelmesi sonludur, daha... Belki sonudur oynatmazlarsa... Nerede? O ayrı. Şimdi ligin son iki haftası kaldı ya... E belki herkese aynı saati alırlarsa o, o da olabilir. olabilir belki ama şimdi puan puana henüz yani gidilmediği için bilemiyorum. Bazen o çok puan gerçi şu anda puanın yakınlığı var birbirlerimize. Karşı takımların de puanları aynı. Evet. Yakınlar bizim de puanlarımız hemen hemen aynı. Belki yani bilmiyorum ama direkt çıkamasak ikinci çıkarsak belki o final maçımız hani bir burada olacak. Ya biz şimdi Sırtımızda Allah'a yaslanmışız. Evet evet. Ee, son i̇nşallah direkt çıkarız. Dört yani. maçına kadar inşallah biz şansımızı plöfe sokmadan direkt çıkmaya bakacağız. Yani e, hayırlısı neyse olsun. Evet amin. Hayırlısı neyse. Yani eğer bizim için çıkmamız e, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci veya altıncılık inşallah aşağılara gelmez de oradan çıkmamız nasipse oradan çıkalım. Tabii hayırlısın, neyse hayırlısı olsun. neyse Şimdi bizim olsun. olsun. Şimdi finalse bizim ikincilikse o olsun. Evet. Eğer beşincilikse o olsun. Şimdi bir izleyicimiz statüyü soruyor da, playoff statüsünü. O çok karışık onu ben İki anlatıyorum. İki maç içeride e, mesela e, biz finala kaldık ikinci olduğumuz zaman. Dinleniyoruz. E, e, kendi aralarında e, üç, dört, beş, altı evet. maç oynayacak. Onda finala kalan biri olacak. Şimdi biz orada, ondan oynayacağız iki maç. Tamam dur hızlı gittin. Şimdi bak <laughs> başkanım biz ikinci de bekliyoruz ya. Diyelim evet. ki biz ikinci olduk. Elen Oldu. kabul edelim. Biz bekliyoruz. Kendi grubumuzda. Üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci tek maç. Tek maç tek tek maç, var maç eleme usulüne göre evet. üçüncünün ve dördüncünün sahasında. Evet. Kim üsteyse onun sahasında tek maç eleme usulü. Eleme Birinci tur eleme usulü. Evet. Tek maç. Birbirlerini eleyenler ikinci eleme turunda bu defa karşılıklı iki maç. Evet. Yani önce puan cetvelinde üstü olan kimse evet. o deplasmanda oynuyor. O deplasmanda oynuyor, biri içeride oynuyor. Evet, yani niye deplasmanda oynuyor ki avantaj sağlasın? İçerideki evet. ikinci maçta kendine bir avantaj sağlasın. Orada da birbirini eleyenler bu defa biz bekledik ya ikinci. Evet. Bizimle grup finalisti olarak iki maç İki maç iki evet, maç bir içeride bir yine nerede oynayan. İkinci bekleyen? deplasmanda oynayacak. He. Avantaj kendisine sağlayacak. Genelde spor eğer ikinci olursa, beklerse finalden finale gelen takımla ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı kendi sahasında oynayacak He. ve gruptan çıkacak. Oradan çıkarsa, gruptan çıktığı zaman da bizim grup oynayacağımız rakip değil ama ya, takım ya, grup belli. Ya Ali Ağa ya Kepez çıkar Birinci grubun çıkanıyla, evet, ikincisiyle. Ali Ağa veya Kepez Kepez olacak. Galiba hangisi avantaj sağladı? Bu hafta biri yenildi. Kepez avantajlı. Kepe avantajlı. Aliada ta Bal liginden beri e, yenilmemiş. Evet. Onların da öyle bir başarı grafiği var. Ya Bizden karşılaşmamışlardır belki. Tabii bizden <laughs> karşılaşmamışlar. Biz de Biz inşallah de onların o e, namağlup unvanlarına son verir ve şampiyonuz alarız i̇nşallah. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Ha final maçları da tarafsız bir il merkezinde oynanacak. E şimdi o işte e, bize kim gelir be? Ankara'da oynanır ya muhtemelen öyle görünüyor. Ankara'da oynanır. Çünkü Ankara'da sağ yok. Tarası sağ Osmanlı stadı yine. Yani Osmanlı'da belki. Zaten orada kaç maç? İki maç. Orada tek maç, final maçı. Hayır hayır. Te Birinci grubun birincisi, ikinci grubun birincisi oynuyor ya. Üçüncü grubun birincisiyle de dördüncü grubun. Yani Onlar iki maç. Da, onların grubu... Onlar da yine aynı yere verirler. E, belli olmaz. Onlar da belki Antalya verirler. Öyle mi? Ayrı ayrı yerlere mi? E, tabii. E, şehir olarak neresi yakınsa. Şimdi bize, Eskişehir bize çıkarsa, playoff'ta karşımıza Anadolu Üniversitesi çıkarsa Ankara'da değil de biz şeyde oynarız. Yani eşit uzak uzaklıkta olacak. Evet, doğru. Yani muhtemelen ne görünüyor? Orada da bilmiyorum. Şimdi Batman... Bu hafta yendi ama çok farklı da yendi. Ama Batman'ın, mesela bu hafta Amasya maçı var. Amasya'ya ben Batman'ın takılacağını tahmin ediyorum. Ya mağlup olur ya ben en kötü berabere kalır diye düşünüyorum. Ya valla e, Amasya'nın da tek umudu. Tabii. Şimdi Amasya'nın tek umudu. Biz de Tepe'den oynuyoruz. Ve Allah nasip ederse, yani bizim oynadığımız maç üç ihtimali bir maç. Evet. E, yenersek Bat şey Amasya yenerse rahat eder. E mesela biz yenilirsek Hacettepe bizi yenerse onlar rahat eder. Yani içimizin içinde sıkıntılı bir maç. E, Amasya'nın da e, yenmesi lazım. Yani kendi sahasında avantajını bırakmaması lazım. Evet, Amasya iyi bir takım ama. Amasya iyi takım da e, sonradan e, kadrosunu çok dağıttı. Evet. Dağıttıktan sonra yeni gelen şimdi ikinci yarı transfer yapan takımları bir incelemeye baksanız abi ee, çok başarısız oldular. Doğru. Kendi kadrosunu dağıttığı dağıttıkları için yeni transferler yaptı. Yani e, yani bu bir gaun değil abi. Altını koklayasın diyesin ki bu iyidir. Komple yenilediğin zaman zor tabii, oluyor. Çok zor olur. Yani öyle oluyor ki iki futbolcu alıyorsun bir e, takımına Takımı alt üst ediyor. Ben dağıtıyor. Örneğini, örneğini ediyor. bizim Elazığ'dan vereyim. Bizim evet. 23 Elazığ FK mesela. İlk yarıdaki takım fena değildi. O takımdan birkaç tane gönderilip birkaç tane takviye alınsaydı bu takım belki şimdi playoff'u zorlayacaktı. Evet. Ama takımı komple dağıttılar. Yani iyi değil işte. Komple şimdi bizim de öyle oldu. Geldi. Şimdi 22 İşin. tane transferi bir gecede aldılar. Hem maddi yönden bizi batırdılar Tabii. hem de takım kümeye düştü. Hatırlarsan Urfa'ya Hangi futbolcu maça çıktığı zaman adale sattı? Evet. Demek ki kaç aylarca oynamamışlar ki? Tabii. Çok oynamayan evet. oyuncular vardı. Evet. spora o zaman ha, işte. İsmen iyilerdi. İsmen iyiydi. Ama, hazır, ama değillerdi. hazır değillerdi. Hazır değillerdi. 22 futbolcu transfer ettik. Takım kümeye düştü. Başkan sen mesaj dedin de taraftarlarımızın mesajları da büyük bir ihtimalle vardı. İkinci bölümde belki mesajları okuruz ama Bir aileden mesaj gelmiş. o mesaj benimle ilgili değilmiş. Selamlar diyor Coşkun abi. Hacı Başkan'a selamlar. İnşallah bu sene emeklerimiz boşa gitmez. Şampiyon oluruz. Allah yüzümüze güler. Belki olur ya eğer bu sene çıkamazsak önümüzdeki sezon nasıl bir planlama olur? İstanbul'dan Cemal Gündoğan. Bu takım bu sene çıkamasa ben de e, istifa bırakırım. O zaman başarısızım. Onu mu kabulleniriz? Kabullen. Ama nasip yani şimdi buraya kadar gelinip de... Yapmanın anlamı yok abi. Belki birisi daha iyi gelir. Şimdi e yani şampiyonlukla meselesine şimdi Bülent Yeni Hayat. Çok Hı. iyi bir hoca. Ben bazen programda da söylüyorum. Bitireceğim ondan sonra ilk bölümü. Bülent Yeni Hayat çok iyi bir hoca diyorum. Nasiptir. Elazığ şampiyon yapar veya yapamaz. Hı. Ama bu Bülent Yeni Hayat'ın kötü hoca olduğunu anlatamayız, söyleyemeyiz. Bülent Yeni Hayat'ın ben ileriki dönemlerde Türk futbolunda çok daha iyi yerlerde ve çok daha iyi takımlarda, üst liglerde iki takımlarda görev alacağına inanıyorum. Yani bu nasip şey şampiyonu. Şimdi buraya kadar gelmişiz. Bizim için şu an itibariyle plöf görünüyor. Şimdi e, şampiyonluğu e, şu anda bizim olmazsa olmazımız Allah nasip eder. İnşallah. Evet. Yani bunlar nasıl Şu üç şeydir? maçı bitirelim ondan sonra. Şey, şu maçı bitiririz. Ondan sonra e, şampiyon muyuz onu konuşuruz. Evet. Seneyi şu anda konuşursak, seneye ne evet. yapacağız dersek. Demoralize e, oluruz şu e, anda tabii. Değil mi? Yani e, konsantremiz bozulur. Evet. Doğru. Başkanım bir ara verelim. Aranın ardından e, maraton programında ikinci yerde özellikle gelen mesajlar var. Onlarla ilgili e, Serkan Başkan'ın düşüncelerini almaya devam edeceğiz. Kısa bir reklama gideceğiz değerli izleyiciler. Akabinde tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, yeniden birlikteyiz maraton programımızda. Elazığ Spor Başkanı Serkan Çayır bugün bizimle birlikte. Serkan Başkan'a ilk bölümde Elazığ Spor'un genel yapısıyla ilgili şampiyonluk iddiamızla ilgili düşüncelerini aldık. Ee, sizlerden gelen sorular var. İkinci bölümde özellikle sorulara yönelmek istiyoruz. Bir izleyicimiz e, Taha isminde bir izleyicimiz. Bu takım diyor şampiyon olsa da olmasa da bu tarafta koca reis Serkan Başkan'ın Yanında bırakmak yok başkanım. Zor zamanları hep birlikte aşacağız diyor. Şu Mehmet Künkül'ün de mesajını okuyayım. Mehmet'ten kurtulayım bir Künkül'den. Okumasak şimdi Coşkun abi mesajım ne oldu diyor. Nereye atmış onu da bilmiyorum. Yine normal mesaj atmıştır o şimdi. Bağında evet. atmış. Buldum buldum. <laughs> Künkül'ün vasabı yok. Normal mesaj atıyor. Serkan Çayır Başkan'ın şahsında tüm yönetim kurulunu, Bülent Hocam ve ekibini ve tüm karakterli futbolcularımızı canı gönülden tebrik ederim. Bu büyük Elazığ Camiası'na şampiyonluk yakışır. Selam olsun Elazığ Spor taraftarlarına. Şahin Başkan'a da emeklerinden dolayı canı gönülden teşekkürler. Mehmet Külkül. Sağ olsun Mehmet kardeşimize teşekkür ediyoruz. O da Elazığ çok kıymetli, gönüllü bir neferi adeta. Her gün Elazığ formasıyla İstanbul, Ankara, geçenlerde İstanbul'da bir baktım Fethi Demircan hocam ben arıyor. Tanıyorsun değil mi Fethi Demircan? Italyan Milli ya. takımın, Galatasaray'ın, Elazığ'ın eski teknik direktörü. Fethi Hoca aradı. Dedi Coşkun dedi fotoğrafa bak, WhatsApp göndermiş. Baktım Mehmet Künkül'le İstanbul'da, Fenerbahçe'de fotoğraf çekmişler He. Kadıköy'de. Dedi, baktım bir çocuk Elazığ forması giymiş. Çağırdım, dedim gel bakın buraya sen Elazığlı mısın? Evet Elazığlı. Diyor durdu durdu Hı. bana baktı. Dedi Fethi hocam sen değil misin? Evet benim dedi. Ondan sonra bir fotoğraf çektik. Mehmet çünkü işte İstanbul derler dünya küçük. Gider o deplasmanlara gider. Şeye. Gidiyor evet evet sağ olsun. Yine şey okuduk. Ee, kim vardı? Cemal'i okuduk. Hacı Başkan'a selamlar. Çorum'dan bulvar maçı için geldik. İnşallah Ankara'da da yerimizi alacağız. Bu takım hepimizin bir üst lige çıkacağız inşallah. Oğuzhan Cihan. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Coşkun abi. Namalık serimiz 39 değil 33 maçtı. 13'ü 2009-2010'da 20'si de 2010-2011'deydi. 33 maçtı. 34. maçta Adana Demirspor'a yenilmiştik. İnşallah bu sezon bu sezon ve seneye o rekoru kırarız. Hayırlı akşamlar. Buradan Serkan Başkan da e, öne ayak olsun. Taraftar grupları bu hafta sonu oynayacak 23 Elazığ FK Sultanbeyli maçına gitsin. İki kım arasında dostluk köprüsü kurulsun. Ankara tayfa orada, Elazığ tayfa burada destek olsun. İki takımımıza da mutlu olalım. Hayırlı akşamlar. Evet aslında e, bu haftaki 23 FK'da e, ligde kalma yolunda önemli bir maça çıkıyor. E, Elazığ Spor'umuzun da maçı burada olmadığına göre müsait olan taraftarlarımızın, Elaspor Spor taraftarlarının e, 23 Elazığ FK'nın maçına gitsinler, takımımıza destek versinler. Onlar da bu şehrimizin profesyonel takımı. Aslında Elazığ 23 FK'nın herhangi bir sorunu da yok. Değil yo, mi yo. Yani Ama işte biraz ikili ilişkiler zayıf nedense. Onun için de bir araç olmak lazım. Birbirimize destek olmalıyız. Fakat şu var. Yani 23 Elazığ Felka bir türlü kendi kabuğundan çıkamadı. Ben bunu hep zaman söylüyorum. Bizim şehrimizin ikinci profesyonel takımı. Ama ne yazık ki bir türlü yani şehire kendini mi anlatamadığı ya da şehir o takımımızı farklı mı görüyor bilemiyorum ama bunun aslında bir anlatılmaya ihtiyacı var. Burada inşallah e, Tuncay Başkan sağlar diye düşünüyoruz. Tuncay Başkan'ın da bir açıklaması vardı bugün. E, şehri yöneten insanlarımızın bu hafta oynanacak olan maçta Sultanbeyli maçında takımlarının yanında olmalarını istemişti. İnşallah olurlar. Tabii e, tayfadan bahsetti. Serkan Başkan aslında İstanbul'da da çok e, taraftar gruplarımız var orada da. Ya onlar, ya onlar da, da maçlara geliyorlar deplasmanlara değil mi? Asur desteklemeye. Hiç. Çoğu deplasmanlara geldiler. Ya şimdi İstanbul'da da bir sürü iş adamları var. Ee, Elazığ dernekleri var. Ee, ya onlara da bir otobüs çıkarsınlar. Şimdi mesela bu Ankara maçı var. Demin bir sosyal medyada gördüm, paylaşmışlar. Ya söz verenler sözünde dursun ya. Bu adamlara bir e, otobüsünü çıkarsınlar. Eğer söz vermişseniz haftalar öncesinden... Evet. E, e, bu adamlara da bir otobüs çıkarın. Şimdi ben buradan kendi taraftarıma çıkarırım. E, onlar da bizim taraftarımız. E biz buradan Ama oraya... İstanbul'dan geliyorlarsa e, İstanbul'daki İstanbul'da... iş insanları destek olsun. Ya çok e, yani götürüp bir e, iftar yemeği vermesin bir gün. Hemen hemen her gün iftar yemekleri verirler. E, bir çiğ köfte partisi yapmasınlar. E, bir günde e, bir otobüs yani bir otobüsün maliyeti 5-6 milyar İstanbul'dan oraya. E, bir otobüs çıkarsınlar onlar da yani onlar da Elazığ spor hastası Elazığ evet, spor ben de gördüm diyorlar. yani sosyal medyada. E, tabi bize e, destek olsunlar sözünü verenler sözünü tutsunlar e, diyorlar. Tabi söz vermişlerse sözünde dursunlar şimdi e, e. erkek adam e, söz verdiği zaman sözünde durması Hı. lazım çıksınlar otobüsünü şey yapsınlar. Ben buradan da kalkıp İstanbul'daki iş adamlarını arayamam diyemem ki e, şu adamlara da bir otobüs çıkarın bu adamlar da gelsin. Yazık tabii onlar e, ta İstanbullardan kalkıyorlar Balıkesirlere, İsta şeylere, İzmirlere, Turgutlulara geldiler, Edirnelere geldiler. E, i̇mkanları varsa bir otobüs çıkarsınlar ya. Almanya'dan otobüs. İlhan Kılıç gazeteci arkadaşımız İlhan Kılıç'ın mesajı var. Selamlarınızı iletiyor başkanım. Aleykümselam. Abim diyor hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Bu kampanya bir kampanyaya başlatalım. Çırayı Elazığ'dan yakalım. Bakalım dünyanın neresinden yanacak? Yurt dışı çok önemli diyor. Başkanıma selamlar. Adam gibi adamdır. Aha, Almanya'dan evet. selamlar. İlhan Kılıç. Biz de buradan İlhan kardeşimize ve Almanya'dan bizi izleyen tüm hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Tabii ki geçmişte de Almanya'da Elazığ gecelerine katıldık. Orada çok da kıymetli hemşerilerimiz var. Elazığ'u hep gittiğimde de benden sorarlardı. Almanya'sında, Fransa'sında, Hollanda'sında, her tarafında çok kıymetli insanlar var. Aslında Ela bu başkanım dediği gibi bu sene bir atlatalım. Şampiyonu bir atlatalım. Bizim de öyle bir projemiz vardı Almanya'da bir Elazığ Spor Gecesi düzenleyelim diye. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah bu bu sene yüzümüzün akıyla bir şampiyon olalım. İnşallah. İnşallah. İzleyicimiz diyor ki bir Elazığ Sporumuz bir de Serkan başkanımız var şehrin ileri gelenlerini söylüyoruz Elazığ Sporumuzu yalnız bırakmayalım diye. Selam Coşkun Hocam. Serkan Başkan'a da selamlar, saygılar. Selam. Güzel bir yayın olmuş. İnşallah bu konuşmanın sonunda şampiyonluk olur. Malzemeciniz, emektarınız Feyzi Yeşil. Eyvallah. Evet, eyvallah. Feyzi kardeşim teşekkür ederiz. Sağ olasın. İnşallah şimdi yolun sonu Nazım, şampiyonluk olur. Eski bizim e, malzemeci Nazım İlbaş da mesaj atmış. Ona da selamlarım Evet Nazım'ın da emekleri var. Ona da emeklerinden dolayı ama o, o çok şampiyonluk gördü. Değil mi Serkan Başkan? Tabii şampiyonluk çok gördü. Çok ya. gördü. Yeter artık. Ya, Diğer arkadaşlar görsünler biraz Emeği inşallah. çok, onun da emeği çok. Evet. Nazıma da buradan selamlarımızı iletelim. Merhaba, Merhaba. abi, iyi yayınlar. Ee, Serkan başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. O kupa bu sene Elazığ'a gelecek inşallah. Coşkun Bey İzmir'den iyi akşamlar. Ben ailece e, maça gittik. E, başkan önümüzde oturuyordu. Biz bazı seyirciler ilk devreyi biz bazı seyirciler ilk devreyi oynamadı. Acaba bizim takım demek istiyor herhalde. Acaba futbolcularımızın alacağından dolayı mı iyi kötü bir oyun olmadı? Böyle bir durum var mı size? Serkan Başkan'a İzmir'den selamlar. Mustafa Doğan. Zannetmiyorum. Yani Eraspor'da fena bizim oynamadı ama rakip biraz dirençliydi aslında. Belki Eraspor istediği oyunu kuramadı. Tempoyu bizim, artıramadı. Eee Deplasmanda oynuyoruz. Deplasmanda biraz performansın biraz düşük olabilir. Yani bizim e, futbolcu bizde alacağı yok. Maç başlarında çoğunu dağıttık. E, i̇kinci yarı maç başlarına başladık. Zaten bir e, kulüpte maç başı çok da önemli e, bir para değil. Futbolcu primine bakar, peşinatına evet. bakar. Çünkü maç başlarını zaten alacak. Ya abi zaten yıllarca bu Elazığ Spor'dan maç başını almadıkları için 10 lira 20 lira için federasyona verip boşa giden futbolcular vardı. Ee, başka takımlara, milyonlara gitti. Bizde öyle bir sorun yok. Ee, maç başlarına hemen hemen %50-60'ını dağıttık. Evet. Peki başkanım şimdi primler standart değil aslında. Maçın havasına standart göre değişiyor. Bir primimiz var dışarı içeri. Ama biz soyunma odasına gidiyoruz. Mesela ilk, ilk, yarı gidiyoruz, ikinci yarı gidiyoruz. Bir miktar daha yükseltiyoruz. Allah rahmet etsin. Burada e, çok kıymetli o dönemdeki başkanlarından Baki Aydın. Ondan bir anı anlatacağım. Şimdi Hayrettin Başkan, Elaspor'un başkanı. Baki Aydın da ikinci başkan. Şimdi Elaspor şampiyon oynuyor. işte, Süper Lig'deki ilk şampiyonluğu yaşadığı yıllar. İşte soyunma odasına gidiliyor. Hayrettin Başkan'ı havaya kaldırıyorlar. Primi açıklıyor. Tamam evet. diyor bu. O futbolcular diyor ki Baki Başkan gelsin. Baki Başkan dışarıda geliyor. Baki başkanımızı alıyorlar. Baki abi şu kadar prim diyor benden. 1-2-3 oldu. Bir gün dedi ki ya Coşkun Bey sana bir şey soracağım ya. Dedim sor başkan. Yahu dedi ben Hayrettin Başkan dedi primleri veriyor dedi. Kulüpten veriyor. Ben dedi soyunma odasına giriyorum dedi prim açıklıyorum dedi ben hep cebimden miyorum nasıl oluyorum. <laughs> Dedim bak ya bu ya soyunma odasına girmeyeceksin. Girersen senden olacak tabii. <laughs> abi şimdi ilk Allah başlarda Benim de öyleydi Çıkıyordum, de de hava atıyorlardı işte ben de diyordum prim bu kadar. Şimdi ben daha girmiyorum soyunma odasına. Bir girip arkadaşlar teb tebrik ederim. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çıkıyorum ondan sonra arkadaşlarımız gidiyor primi açıklıyor. Evet. Şimdi bakalım. Bizim Aydın'dan Mehmet Nacar abimiz var. Öyle mi? He, e, eski Siter Spor'da, Spor'da da oynadı. İsmi ne? Mehmet Nacar. He, Nacar, Mehmet Nacar. Coşkun, Bilmez miyim? Tem mesaj atmış. Coşkun e de abiye buradan selam selamlar. söyle. Sağ Haris olsun selam. Mehmet kardeşime de buradan selamlarımı iletiyorum. O da iyi futbolcuydu. Eyli. Yalçın Yaman. Uzun bir mesaj yazmış, okuyayım. İstanbul'dan iyi geceler, iyi yayınlar. Coşkun abi, size ve Serkan başkana selamlar. YouTube yayını konusunda çok sıkıntı yaşanıyor ve yayın kesiliyor. Maçı izleyemiyoruz. Doğru. Bununla ilgili Serkan başkan da birinci bölümde bahsetti. Bu e, GSM şebekelerinin baz istasyonlarının stadyum civarında olmamasından dolayı işte e, mobil dediğimiz, geçici dediğimiz bazı istasyonları maçlarda gelebiliyor ama bir tek Tüksel'in var. Bu anlamda e, seneye tahmin ediyorum Gençlik Spor Müdürümüz Sayın Samet Eren'le de konuştuk. E, sözleşmelerini herhalde yaptı bazılarıyla. E, seneye inşallah oraya kalıcı baz istasyonları kurulursa, e, stadyumdaki o yoğunluktan dolayı görüşmelerden nedeniyle kesilen internetler, telefonlar, o baz istasyonlarının kurulmasıyla, çok daha iyi olacak inşallah. Ee, ayrıca başkanımız haklı diyor. Elazığlı bir sürü bürokratımız, iş adamımız var. Mehmet Ağar var. Neden bu kişiler diyor Elazığ'a destek vermiyorlar? Yoksa vermek mi istemiyorlar? Artık bu sene, bu sene de bu lidem çıkmış olalım diyor. Sözleşmesi biten futbolcularımızı da kaçırmayalım. Transfer tahtası için şimdiden herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Dürüst Başkanımızın bu zamana kadar yaptıkları ortada kendisine güveniyoruz. Futbolcu kardeşlerimize de mücadelesinden dolayı canı gönülden kutluyorum. Bülent Hocamızı da yine tebrik ediyorum. Onu da elimizden kaçırmayalım o sene bu sene. Biz Bülent o... Hoca ile ilgili düşüncen ne? Biz görüşüyoruz. E, futbolculardan da görüşüyoruz. E, hocamızdan da görüşüyoruz. E, bakalım anlaşırsak yola devam edeceğiz. Yani hoca da sizde yönetim olarak bekliyorsunuz şu üç maç bir sonundan sonra mı? Ya tabii şimdi şimdiden konuşsak olmaz. Ee, şey olur. Ondan dolayı görüştük. Hocam ne düşünürsün? Lig bitsin konuşalım dedi. İnşallah. Yani Bülent Hoca da Elazığ'da da çok seviliyor. Evet. Dün de taraftarlarımız sağ olsun tribünlere kadar maç öncesi çağırdılar. Selamlar başkanımı ve yönetim kurulunu yürekten kutluyorum. Başkanım de çıktık mı az futbolcuların sözleşmesi var mı diyor. Çıktığımız zaman az futbolcuların sözleşmesi var Biz mı? Bizde sözleşmesi devam eden futbolcularımız var. Sözleşmesi biten futbolcularımız da var. Onlardan da görüşüyoruz zaten. Görüşülür. Evet, iyi yayınlar Coşkun hocam. Nasıl ki Hıdır Bilek, Ömer abi efsane olduysa Serkan Başkan da Elazığ tarihine geçmiş bir başkandır. Direnişiyle inşallah Allah yolunu açık etsin. Kocaeli'ne selamlar. Burak Aydın. Hıdır Eyvallah. Abi'den bahsettin, Ömer Abi'den bahsettin sevgili Burak. Az önce Hıdır abiyle de görüştük. Reklam arasında Serkan Başkanla da görüştü. Hıdır Abi de Serkan Başkanı tebrik etti. Eyvallah. Hem konuşmalarından dolayı hem de yönetim yönetmesinden dolayı kulübü tebrik etti. Hıdır Abi bizim için tabii ki efsane. O her zaman da şu anda da bizi izliyor. Kıymetli bir ağabeyimiz, Ela efsanesi Ömer abi de öyle. Allah sağlık, sıhhat versin öncelikle. Hıdır abi ellerinden öpüyoruz. Güzel dileklerin içinde teşekkür ediyoruz. O bak Celal abi de mesaj atmış. Celal Erdem, Ela eski futbolcusu Ankara'da sevgili Celal de Başkanımıza kolaylıklar diliyorum. Şampiyonluk yakın olsun inşallah Coşkuncum diyor. Celal abiye de buradan çok selamlarımızı Celal abi teşekkür ederiz. Senin de Elaspor'da emeğin çok. Allah işini rast getirsin. <laughs> ...23 Elazığ FK demiş bu hafta yatım maçları var. Destek vermek gerekir. Evet doğru. Onu az önce de söyledik. Bu haftaki maç onlar için belki de lige tutunma veya ligden düşme maçları. O yüzden Hayati bir maç. Pazar günü önemli. Stadyumu dolduralım. Doğu Kent Hıdır Bilek Stadyumu'nu dolduralım. 23 Elazığ FK takımımıza da destek olalım. E, nasipleri neyse artık o e, olacak. İnşallah yenerlerse, zaten puan orada çok e, aralık, e, fazla açık değil. Birbirlerine yakın puan. Alacakları bir galibiyette muhtemelen 4-5 basamak üste çıkacaklar. Onun için 23 Çerezi FK takımımıza da destek olalım. Selamun Aleyküm, yayınlar. Aleyküm Başkanımıza güvenimiz tam. Bu takım ikinci lige çıkacak. Gerçekten biz bu ligi hak etmiyoruz. Başkanım bu şebeke sorununu halledin. Türksel özellikle çekmiyor. Ben Volkan Günay. Şimdi ikinci olursak tek maç mı yapacak? Tarafsız sağdam olacak. Bunu bir daha söyleyelim. İkinci olursak biz bekliyoruz. Grubun finalisti olarak bekliyoruz. Diğer takımlar 3. ile 6. 4. ile 5. tek maç oynuyorlar. İlk elemeyi tek maç oynuyorlar. Burası çok önemli. Yani burada e, <laughs> zayıf takımlar eleniyor. O öyle diyelim. Bu tek maçlı eleme usulü. İkinci maç eleme maçları ise galip gelenler arasında yine oynanıyor. Yine biz kenarda bekliyoruz diyelim ikinci olursak. Buradan da birbirine birini eleyen takım bu defa Elaspor'un rakibi oluyor. Onlar tabii ikinci turdaki iki maçlı. Hem içeride hem dışarıda. Diğer Elaspor'la eşleştiği zaman grup finali için yine iki maçlı. Yani birincisi el, e, rakip takım sahasında, ikincisi Elazığ'da. Bu gruptan çıktığımız zaman birinci grubun da bizim gibi çıkanıyla tarafsız bir sahada final maçı tek maç oynayacağız. Orada tabii uzatmalar olmazsa seri penaltılardan e, galip gelen belirlenmiş olacak şampiyon olan. İnşallah e, bize nasip olur ama ondan öncesine içinde şunu söyleyelim. İnşallah biz ligi birinci bitiririz. Öyle düşünelim. Öyle dileyelim. İyi yayınlar. Takımımızın orta sağı 6 ve 8 numarada tot dağıtmada sorun yaşadığının düşünüyorum. Oyun sıkıştıranlarda Çağrı ve Beykan gibi oyuncular orta sahada düşünülemezler mi diyor. Tabii bunu hocaya sormak lazım. Bunu başkan da bir şey diyemez. Biz de bir şey diyemeyiz. Tercihtir. Coşkun abi iyi akşamlar. Bu konuyu görmenizi istiyorum. Stadın etrafındaki polis barikatları öyle bir hal almış ki nerede gelecek nereden geleceğimizi şaşırıyoruz. Başkana iletir misiniz? Kazım Alsoy. Barikatlardan dolayı söylüyor ama bütün stadyumlarda son dönemlerden yaşananlardan sonra çok önemli tedbirler alındı. Ee, bu konuda yani emniyetin aldığı tedbirlere saygı duymak lazım. Bir şey diyemezsiniz. Bilet kişisinin orada bir barikat var. işte. oradan millet çok dolanıyordu ana kapıya. Nerede? O bilet kişisinin? Karşısında bir kapı vardı ya. Tam Hangi karşısında. taraf? Nerede bahsediyorsun? Protokolün önünde bilet kişimiz var bizim. Bilet satılan Ha yer. Tamam. Ha, oraya bir e, demir örgü örmüşler. E, taraftar çok dolanıyordu. Onu da e, görüştük. E, bu hafta kaldırmışlardı. Öyle mi? Kaldırmışlar evet giriş kapılarına biz müdahale edemiyoruz. Emniyetin aldığı tedbirler var. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar şimdiden Coşkun Bey. İyi bayramlar. Serkan Başkan'a saygılar ve sevgiler. Televizyonunuzun alt tarafında saygı değer iş adamları, iş insanları bayram mesajı yayınlamaktalar. Bu kadar iş adamları olması memleketimiz adına gurur verici ama ve bu memleketin ekmeğini yiyen saygı değer iş adamlarımıza lütfen El sahip çıkalım. Ömer Faruk Erkal. Evet onu zaten program başında da söyledik. Yani bu sadece Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları'nın desteğiyle olmamalı. Yani biraz da o yükü hafifletme adına Hı. iş insanlarının işte geçmişte bu vardı ya geçmişte çok eskiden mesela belki çok kıymetli değil ama e, bir teşvik amaçlıydı. İşte yazarlardı esnaflar eee galibiyet golünü atana bir çeyrek altın veya bir tespih Bites. Veya işte bir ay benim Telefon. lokantamda yemek, bedava Telefon. yemek. Değil mi? Tabii tabii öyleydi. Yani bunlar belki çok bir şey tutmazdı ama bir teşvikti. E sonrasında o kadar kampanyalar yapıldı ki vallahi e, Mehmet Başkan bilir Mehmet Güngör. Allah e, selamet versin. O da İstanbul'da. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Bir çıktık e, Gazi Caddesi'nde esnaf esnaf e, dünyanın parasını topladı Galatasaray için. Sağ olsun o dönemde herkese de destek oldular. Yani öyle günler belki insanlarımız şundan biraz da çekiniyorlar. Ya geçmişte para verdik verdik işte bak Erzurum halen boş batağının içerisinde. Zaten hep ondan dolayı. Ondan dolayı. Tabii hep. Yoksa ondan yani dolayı. bu yönetime güvensizlik anlamında değil. Yani biz paramızı veririz paramız boşa gider anlamında değil. Ya Ama şimdi Getirsinler futbolculara direkt versinler. Ya abi gelsinler destek çıksınlar futbolculara versen. Şimdi eee Parasının hesabını da sorsunlar abi ya. Biz şeffafız. Gelsinler, baksınlar. Şimdi yani bu tebari olur değil mi? Bağış olur. E, tabii tabii. Abi. Biz e, bağış bağış yapan adamın hemen makbuzunun altında benim imzam vardır. Bağış evet. makbuzunu da zarfına koyarız. Veririz. Kendilerine evet. veriyor zaten. Teşekkür mesajları da yayınlıyorsunuz. Tabii teşekkür Öyle değil mesajı. Mi? Tabii tabii. Yani şimdiye kadar Kesinlikle. bir sürü insan destek oldu. Hatta geçen gün kimdi? Forma reklamında kim vardı? Bir insanla teşekkür etmiştiniz. Bir tek sen. Bir tek sen evet. Ee, ondan bir buçuk yıllık imzalanmıştık. Evet. Ee, ona teşekkür ettik. Ee, yeni bir isim sponsordan anlaşıyoruz. Bir Öyle buçuk mi? yıllık. Ee, onu da yakında bir kamboyunda. İsim sponsoru. Evet. Isim yani yeni sponsor. sezonda. Tabii. Aslında bu iki maça belki üç maça yetişebilir. Federasyonda şu anda. İmza attığımız zaman... onda. Mesela çoğu ya, insana başkan şeyi sordu. Üçgen ismi niye halen kaldırılmadı? Üçgen Holding. Şimdi e, bu battığı için Üçgen Holding ikinci bir isim sponsoru yazamıyorsun. Bunu iptal edip yerine başka bir isim sponsoru alamıyorduk. Bu kalacak ki takas yapalım ikisinden beraber. Ha, yani sözleşmeyi fesh etmiş olacaksınız. Şimdi evet. fesh edecek muhatap bulamıyorsunuz. Öyle mi? Yok. Federasyon da kabul etmiyor. Evet. İlla ki sezon sonuna kadar devam mı? Sezon sonuna kadar devam değil. Şu anda mesela ligin ilk başının ilk yarısında Üçgen'den anlaştık. Tamam. İsim sponsoru bulamadık. İsim sponsorunu bulduktan sonra Üçgen'in ismini feshetmemiz etmemiz lazım. İsim sponsoru olmadan Üçgen'in ismini fes edemiyoruz. Şimdi yeni bulduğunuzu koyabilir misiniz? Koyabiliyoruz. Onu fes edersiniz. Evet onu fes ediyoruz. Ee, takas yapıyoruz. Kaç yıllık sözleşme? Bir buçuk yıllık. Maddi gelir geliri de, de var. Maddi geliri de var. Ne kadar? E, tam şey yapmadık da e, bu hafta içinde şey olacak. Netleşecek. Şöyle, tamam. Netleşecek. Eskişehir'den selamlar diyor Coşkun Bey. Aksa, Elazığ'da başka birçok takıma sponsor olurken neden Elazığ Spor'a destek olmuyor? Bunun sorgulanması gerekir diye düşünüyorum. Muhittin Güler Yüz. Aksa evet çoğu yerde var aslında. Sadece aksa mı? Yani Elazığ'ın o kadar önemli firmaları var ki. Öyle değil, değil mi? Ya. ya şimdi isteseler Elazığ Spor'un borcunu iki buçuk saatte bitirirler. Para değil. Ee, bugün burada madende altın madeni çıkmış. Adamlar gelip burada çalışıyorlar. Ee, bir sponsor olabilirler Kaç lira borcunuz bu kadar? Al kardeşim. Ya Samsun Spor'un başkanının Müşteri Yıldırım. Fabrikası burada. E, tabii e, de. Beni de sever. E, çok konuştuk İstanbul'da karşılaştık. E, federasyonda oturduk. E, birkaç defa da söyledi. Ya şimdi e, Ya <laughs> ne Peki, abi? gidilemiyor mu? Yani yanına ee, randevu alıp gidilemiyor mu yönetim ben olarak? Ben gid, gidirsin yani bir şey vermedikten sonra niye gideyim? abi Niye ben yönetim meyaklarının altına alayım ki? Şimdi ben oraya gittikten sonra yönetimle beraber gittikten sonra hiç kimse ben yönetimden değerli değil ki. Gittikten sonra adam orada bana yok çektikten sonra ama niçin yok yani. çekecek? Onu da bir öğrenmek lazım aslında. Yani ya abi Spora... para, vermişler. Paranın nereye gittiği belli değil. Hatta bir bir programda eski başkanlardan adam diyor ben bir milyon verdim. O değil vermedim. O diyor ben verdim. E, para nereye gittiği belli değil ha. Ya Arazi Spor abi bu, bu bir gerçek de Arazi Spor. Dibi delik bir çuval. Demek daha. ki vermiş o zaman. Bu para nereye gittiği bilinmiyor. E tabi adam da e, şey olmuş ondan sonra. Soğumuş. E, soğumuş şimdi. E, yine söylüyorum Elazığ spor zamanında dibi delik bir çuvaldı abi ya. Dibi delik delik. Biz bu çuvalın dibini tike tike daha usandık daha dibini. Tükenmiyoruz daha. Yama öyle büyük çuvalın ki. Çuvalın dibi delik. E tabi yama öyle büyük ki kapatamıyoruz. E, nereyi kapatmaya çalışsak bir yerden bir patlak yine çıkıyor. Evet. Coşkun yayınlar. Serkan Başkan'a selamlar. Ben bir konuyu dile getirmek istiyorum. Üçüncü ligde bile şampiyonluğu oynayan Elaspor'a yetmiyor. Birinci ligde veya süper ligde oynadığımız zaman bu stadyumun kapasitesinde yetmeyeceği görülüyor. Bir de kötü bir alışkanlık olmuş. Bir kişi 5-6 kişilik yeri işgal ediyor. Gelen var diyerek yer vermiyorlar. <laughs> bu hafta bir saat önceden gitmeme rağmen kapalı türbünde zorla oturacak yer buldum. Özel güvenlik görevlileri vasıtasıyla bir yer ayırma sorununa bir çözüm bulalım. Selamlar Arif Seval. Doğru söylüyor. Arif komutana da buradan selamlarımızı iletelim. Selam. Ee, Arif başkan da geçmişte ya şimdi orada kendi sporun başkanlığını yaptı. Muğla'da benim komutanımdı. Komutanım mıydı? Kıdemli baş Öyle mi? Tabii. Yani doğru yani bu yer ayırma nedir ki? Ya şimdi abi orada e, çok özür dilerim. Kimsenin babasının malı değil. O adam da para vermiş, biletini almış. O bir de vermiş almış. Şimdi e, Arif Başoğuş benim Eski yönetimde, ilk yönetimde tabii, tabii. E, o vardı. Ya adama bilet veriyorum, adam bilet almıyor. Ya başkanım ben destek çıkmak istiyorum, ben biletimi alıyorum. Eşimle gelip biletimi mi? Şimdi orada beş kişilik yeri, e, orada gelen var diye olmaz. Giden orada otursun yani. Yani şöyle, o zaman orada yer ayıran arkadaş beklesin, arkadaşlarını kapıda birlikte gelsinler, boş olan yere sırayla otursunlar. Evet. Yani orada bir kişi için... Beş tane koltuğu bekletmenin anlamı ya, olmaz ki. Ya bu restoran değil, bu sinema değil ki yer ayırtmışım ben burada oturuyorum. Bu da seyirci. Maç evet. adam gelip maçını rahat rahat oturup izleyecek. Merhaba Coşkun abi. Yayınlar Serkan başkanımıza selam olsun. Kendisine sor sonuna kadar güveniyoruz. O kupa bu sene Elazığ'a gelecek inşallah. Mert Ataş. Allah'ın izniyle inşallah. Selamun Aleyküm saygıdeğer Coşkun abi. Mela Spor'a hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çok ciddi şekilde sanayici insanlarımız var. İnşallah Ankara, Bursa, İzmir gibi hep birlikte bir kampanya yapmak gerekir. Bir sivil toplum örgütleri toplanıp yok yol yakınken hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız. Elazığ, Sivrice, Topal Uşağı, Köyü Derneği, Zeytinburnu, İstanbul Dernek Başkanı Zeki Sarban. Eyvallah Zeki Başkan. Teşekkür ederiz. Şimdi söylesinler, desinler ki iş adamlarımız çok, e, siyasilerimiz çok, desinler ki e, erzak spor, gidin şampiyon olun, şu kadar para da ben size şampiyonluk primi veriyorum. Evet, yani şu anda aslında futbolcuların bakın Bu bir biz, teşvik işte. E, son virajdayız, yani 3 maçımız kalmış, belki de Allah izin verirse inşallah birinci bile çıkma ihtimalimiz var. Ben yine söylüyorum, Batmanın Amasya'da puan kaybedeceğine inanıyorum. Batman'ın son maçta biraz belki dağıldılar ama Turgutlu'da puan kaybedeceğini tahmin ediyorum. Hı. Yani orada e, ikişer puan bıraksa birinde mağlup olsa ve birinde beraber kalsa biz inşallah, i̇nşallah. alacağımız üç maçla direkt çıkacağız. Direkt çıkacağız. Ya yani bunun için bir prim desteği lazım. Açıkçası ya yani 5-6 işte, kişi, 10 kişi birleşsin. Evet. Desin ki Arkadaşlar gidin şampiyon olun size bu kadar prim de bizden. Öncelikle iyi yayınlar, iyi akşamlar. Serkan Başkan'ı çok seviyoruz. Bizlere playoff hakkında bilgi verebilir mi? Nasıl oynanıyor? Sistem nasıl 3. ligde? Şimdi, Bir de anlatmamız lazım. Geçen bizim taraftarların geçen senekine akılları gidiyor. Geçen sene 2. olan direkt final oynuyordu başka gruptan finalistinde evet. topu hiç oynamıyordu işte alt yanındaki Bir değişikliği oldu. O da 3 4 5 6 kendileri oynayacak aralanda Onda kalan finali ile finalisi biz oynayacağız iki maç hem içeride hem deplasmanda. Birinci grubun finalisi kimse ondan da filan oynayıp alan izniyle ikinci lige çıkacağız. Evet, Nüvit Ateş Ege Bölgesi Malatyalılar Dernek Başkanı, sağ olsun Nüvit Başkan'a da buradan selamlar olsun. Kendisi şimdi e, Marmaris tarafında. Komşu takımımız Ela Spor'a diyor, başarılar diliyorum. Size ve Serkan Başkan'a selamlar. Evet. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Eyvallah evet. Nüvit Başkan. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Kardeş takımımız Malatyaspor'a da e, inşallah yeni sezonda şampiyonluklar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte dileriz. Aynı ligde, üst liglerde bir araya geliriz ve İnşallah. o dostluğun, o komşuluğun hakkını bu kere, bu kere çok daha farklı veririz. Yani geçmiştekilerden ziyade dostane bir şekilde, taraftarların iç içe izleyeceği bir maç olsun. İnşallah. Değil mi? Allah'ın izniyle. Şimdi statüyü söyledik ama bir daha mı anlatalım başkanım? Sen söyle istersen bu sefer Söyledim şimdi. Tamam söyledim mi? Sen mesaj okudun zaman anlattım. Tamam peki. Selamlar Aleyküm diyor. Aleyküm selam. Cengiz Han'a bir yaptırım yapacağız diyordu Serkan Başkan. Akıbeti ne oldu? Ona bir e, fiyat verdim. E, sözleşmemi de imzaladım. Malatyaspor'a gittiği zaman benim paramı verecek. Malatyaspor'da Spor'da top oynayacak. Paramı vermezse orada da oynamayacak. Ama kiralık değil miydi? E, ben parasını vermişim abi. Benim oyuncu. Kiralık ama bende normalde sen şimdi mesela e, noter tutsan antrenmanlara gelmedi diye öyle mi? Onları Tespit tuttum. yapabilirsin. Tuttum onlar. Yok biz Cengiz sözleşmemizi feshettik. Ha feshettik Karşılıklı... madde koydunuz. Tabii ona bir madde koydum. Belirli bir fiyat verdim ona. O fiyatı verecek Erazı Spor'a. Ondan sonra Malatya Spor'da oynayabilir. O tek de Feyzullah Şahin de gittiği zaman ona da aynı şekil yapmıştı. Evet. Yani bu kulüpten ee, elini kolunu salıyarak kimse gidemez. Biz para vermişsek paramızı da alırız Allah'ın izniyle. Başkanımdan ricamız kimse diyor Elaspor üstünde değildir. Futbolcusu olsun, hocası olsun Elaspor'a gelen bu ligde kariyer kazanır. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ee, üstünde değil diye Cengiz gönderdik. Nasıl? Elazığ üstünde değil, değil de, diye. Değil de tabii. Tabii tabii o anlamda. Zaten kalsaydı da sıkıntı doğuracaktı takım içerisinde. Ya bir ortam kurmuşuz. Evet. Ee, kardeşlik ortamı. Güzel bir ortam kurmuş. Onun onu da bozmasına kimse izin vermiyor. İstanbul'dan Mehmet Genç, değerli Coşkun Kamaç ve saygıdeğer başkanım. Hayırlı akşamlar. Gurbetteki Ela Spor'un sesi sessizsiniz. Sizi canı gönülden tebrik ediyorum. O sene bu sene olsun. Selam ve dua ile Elazığ'da çok büyük bir potansiyel var, değerlendirmek lazım. Serkan Başkan'ın dürüstlüğüne inanıyorum. Elazığ Spor artık çiftlik değil, emeklerine sağlık. İstanbul'da Mehmet Genç, ikinci mesajı da evet, Mehmet Hocam, sana da teşekkür ederim. Sen de orada Elazığ Spor için genç futbolculara bak, yetenekli futbolcular bul. Evet. Bizim e, Salih Polat Demir'i... Bize bir Hollanda'dan bir çocuk gönderdi o zaman. Bu evet. ilk yarı geldiği zaman e, Salahattin Dinçer vardı. Çocuk Hornada'dan geldi. E, çocuk çok gençti. E, 16-17 yaşındaydı. Çocuk e, hoca bir iki antrenmana çıkardı. Çocuk az kaldı kalp krizi geçire. <laughs> Gönderdik o zaman. Mehmet Hoca da onu o zaman aldı. Herhalde Kastamolu'ya gönderdi. E, bizim yani şu anda biz altyapımıza önem veriyoruz. Bizim kendi altyapımıza, kendi öz evlatlarımıza. E, altyapımızdan 3-4 tane çocuk da var. Şu anda lig başladığından beri kamplara gönderdik, kamplardan getirdik. Şu anda az kadroyla beraber antrenmanlara çıkıyorlar. Ee, 16 yaşında çocuğumuz da var, On, 18 yaşında da çocuğumuz var. Şu an inşallah onlardan yani dörtte biri tutsa yine bize yeter. Evet, ben de Sabri Özdemir nerede, niye mesaj atmadı diyordum, atmış nihayet. O inançla fotoğrafı bizim eski He. efsane oyuncumuz inanç Sevgili İnanç kardeşimle birlikte, Sabri diyor ki, iyi yayınlar diliyorum Coşkun abi. Sana ve Hacı Başkan'a İzmir'den selamlar, saygılar. İnanç abi de diyor, bu sene o sene diyor, selamları var. <laughs> Eyvallah. Çanakkale'den Ömer Özkaya, o da selamlarını iletiyor. Serkan Başkanı ve Bülent Hoca'yı, emeği geçen herkesi kutluyor. Biz de Çanakkale'ye selamlarımızı iletelim. Fatih Bozkurt abi diyor takımda bir taraftara karşı küslük mü var? Galibiyet sonrası sporcuların yarısından fazlası tribüne gelmedi. Bu kadar yürekten destekleyen taraftar varken Ramazan ayı olmasına rağmen maç sonu taraftar ile bir araya gelmeyen sporcuların çokluğu dikkatimizi çekti. Sebebi nedir? Ama maçtan önce de hepsi gittiler. Böyle bir şey maçtan yok. Maçtan önce arada. de gittim. Maçtan sonra da e, ailesi gelen futbolcular var. Be e, bir gün izin veriyorlar. Bazıları belki Elbistan'da oturanlar var. Adana'da oturanlar var, İstanbul'da oturanlar var, Uçağına denk gelip belki beklemeden de çıkıp gidenler de var. Için, yani. Evet. Fatih Özdil mesaj atmış. Coşkun Bey, Serkan Başkan'a ve size hayırlı programlar diliyorum. Başarılar. Azim Ticaret Genel Müdürü Fatih evet. Özdil'e de buradan selamlarımızı iletelim. Biz. Fatih kardeşimiz de demin söylemiştik, konuştuk. O konuştuk, evet, da baz istasyonu konusunda yardımcı, yardımcı oldu, oldu. Sağ olsun. Aziz Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Değerli izleyicilerimiz programımızın son bölümüne geldik de biraz mesaj atmazsanız iyi olur. Bitirmek üzere çünkü çok yoğun var, yoğunluk var. Hayırlı akşamlar Coşkun Bey. Stad yapılırken bizim milletvekilleri bu stadı biraz daha büyük yapabilmek için bir şeyler yapamazlar mıydılar? Ya şöyle ben mesela stadyumu yapan... E, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde bir mimar arkadaşım, Elazığlı genç bir kardeşim. Ee, o dönem çok uğraştılar. Stadyumun büyütülmesi için. Mesela valiliğin bahçesi vardı, duvarı. He. Komutanın duvarı vardı. Oralardan acaba biraz alınabilir miydi stadın daha büyük olması için? Ama bir türlü oradan bir e, ya şimdi yer alınamadı. Ben... E... Bütün ço çoğuna gittim. E, bütün başkanlarından oturdum, görüştüm. E, kendileri de bu stadı söylediler. Başkanım, Elazığ milletine helal olsun. O stadı götürüp şehir dışlarına yaptırmadılar. Şehir içinde yaptırdılar. E, ya stadımızın yeri güzel, stadımızın konumu güzel. E, bir Doğu kentteki adam bir otobüse binip, Direkt stada gelebiliyor. Abdullah Paşa'daki, Sürsür'deki, tabii, tabii, tabii. Zafran'daki rahatlıkla yani gelebiliyor. Yani doğuyla batının şimdi, buluşma noktası. E, tabii o zaman taraftar, arazi halkı destek verdi. Stadı götürüp şehir dışına yaptırmamıştık Hatta şimdi o şöyle zaman. diyelim. Güney ile kuzey. Güney tarafı Sürsür'ü, He. kuzey tarafı Çaydaçıra tarafı. Çaydaçıra tarafı oluyor. Şimdi. Yani şehrin en büyük mahalleleri. He, böyle bir stat olmuş şimdi. Ya biz daha Allah'tan neyse belki stadımız yoktur. Satın aldık evet, evet. biz bu stat kimelere düştük. Yani öyle stat olan mı ki biraz, biraz aslında e, maça şey doldu gidemedim bir şeyi özleme olsun. Evet. Bir hafta sonrası erken gitsin insanlar yani. Evet, biraz da dolsun dediğin gibi. Dolsun tabii stadımız, dolsun. Elazığ'da diyor reklam yapmak maalesef kolay ama icraata gelince hiç kimse destek olmuyor izleyicimiz diyor. Herhalde ekonomik anlamda konuştuk ya. onun şimdi diyor. 2021'de ben Elazığ Spor'a, 2020 miydi 21'de Elazığ Spor'a kulüp başkanı oldum. Herkes kafasını kuma sokmuştu. Ee, şimdi Elazığ Spor biraz iyi gittiği için kafasını kum, kumdan çıkarmaya başladılar. Destek de olmuyorlar konuşuyorlar işte. Demin dediğim olaya geldim evet, yine. Evet. Şimdi bir de bir şey var. Mesela stadyumla evet. ilgili söyleniyor mesela. Ya Allah göstermesin. Biz bu sene iyi olmasaydık o stadyumu doldurabilir miydik? Dolduramazdık tabii. Gelecek ben 2000 2500 kişi. kişiydik ya. Evet. Doğukan yerde. dolduramıyorduk. İlk yeri 2021'de 100 kişiydik, 100. İşte her şey başarıya i̇şte endeksli. Sonra bunu beğenmeyenler var işte abi. Evet. Bu başarı değil diyorlar. O zaman neredeydiniz ya bu takım biraz evet. başarılı oldu. Niye bu kafanızı kumdan dışarı çıkardınız? Mı? Bir daha sokun. Yani şimdi 23 Erzincan FK'nın yaşadığını o dönem Elazığ'da yaşıyordu. E, tabii ya onun yine Joşkun abi 3 puan fark vardı. Bizim Çaktay'la biz ilk gittik lige 14 hafta vardı, 13 hafta vardı. 11 puan Çaktay bize fark atmıştı. Evet. Biz nerelerden geldik? Avarajla ligden kaldık. Başarısızlık mı bu? Değil. Adamlar diyor ki ne? e, ee, takımı lide bırakmışlar. başları diye nasıl seviniyorlar? Ya nasıl sevinmeyelim ya? Şehrin şerefi bu ya. Elazığ Spor şehrin şerefi. Ligde kalmış ligde. Bakın Bak, Eskişehir eski Spor. Eski spor. Bak ne oldu? Bal liginde değil mi? E, tabi yazık günah değil mi? Bak Bal liginde halen 10 bin, 15 bin, seyircisi gidiyor. Seyirci gidiyor ya. Bırakmıyor. Yani, yani terk etmiyor. Abi nice kulüpler var. isim değişmiş. Ya bugün Malatya Spor yeni yapılmış. <laughs> yeni kuruldu. Öyle değil miydi? Yeni Malatya Spor oldu. Süper Lig'e çıktı. Bak şu anda diyorlar ki 500-600 bin borç batağında. Borç batağında. Tabii. 10 senedir yeni kurulmuş bir takım. Bir başarısı da yok. Yok tabii. E yazık değil mi o taraftarlara? ya? Onu Eredin bırak. Mi? Mesela geçen şehri hangi? Bundan bir ay mı? Bir, bir buçuk ay önceydi galiba. Ya da iki ay. Malatya Spor, yani eski orijinal Malatya Spor, He. bizim Rüstem Paşa Sporla maç oynadı burada. E, tabii. Ben de gelmiştim, tabii beraber. sen de gelmiştim. E, geldim, izledim. O, o gün taraftar yasakla yasağı olduğu için Malatyanın gelemediler. He. Ama Malatya taraftarı peşini bırakmıyor. Nereye gitseler, o eski orijinal Malatya Spor'un peşindeler. Şimdi ben e, bazen görüşüyorum, e, arıyorlar beni. E, Son beş takım. Başkanım diyor e, takımınıza sahip çıkın. Ben diyor Allah senden razı olsun ya. ...sen geldin dedi. bu. Bir Malatya diyor ki... ...seni konuşuyor. Biz öyle bir adam... ...bulamadık. Biz de yeni Malatya Spor'un... ...maçlarına gitsek bile... ...tad alamıyoruz. Amatördeki Malatya'ya gidiyoruz. Tabii. Daha ayrı bir tad alıyoruz. Ya i̇nsan tüyleri yani, diken tabii diken alıyor. Ne güzel işte. Elazığ Spor gibi... ...köklü bir kulüp... ...kümelere düşmemiş. Belki düşebilirdi. Düşmemiş. Evet. Bu ligde oynamamız bizim evet, için belki tabii. bir ayıp. Doğru. Biz bu liglere... Bu ayıp. E, şu ayıb, Şu anlamda söylüyorum. Yani şimdi sen ayıbın ben ayıbım değil. Bu ayıp bizim buraya ayıbımız değil. Buraya düşürenlerin bu, ayıbı. Ha, bu, tabi bak. Buraya e, düşürenlerin e, ayıbı. Bu takımı buraya düşürenler. Ben harbi adamım. Ben gerçeği konuşayım. Ee, inancınız i̇nancınız olsun ki Allah'ından bulacaklar. Bulacaklar. Bak ben de eğer ben de e, o şekildense ben de Allah'ımdan bulayım. Ya şimdi. Niye bulacaklar abi? <laughs> sahip çıkmadılar. Bu kulübe para bu kadar girdi yine sahip çıkmadılar. Bu kulübe dünyanın parası girdi, elektrikleri kesildi. Ben ev, E biz o zaman e, taraftarlardan para topladık. Bu kulübe gittik fırından ekmek aldık. Bu kulübe gittik marul maydanozlara kalmıştı. E, benim demek istediğim ne? Şu andaki konumunu beğenmeyen e, adamlar var. E, daha da diyorlar ki bu başarı mıdır? Ya ...sen e, futboldan mutboldan anlamıyorsunuz... ...konuşmayın... ...bu başarı değil de nedir ya... <laughs> ...gözleriniz kör mü ya siz? Entübe olmuştu bu kulüp, entübe... ...bakın şimdi gidiyoruz... <laughs> gidiyoruz e, ...sem takımlarla oynuyoruz değil mi? ...gidiyoruz işte... E, ...halı saha gibi yerlerde maç yapıyoruz... E, ...tabii ya biz ne? ...o takımlar da, o halı sahada bize maç yaptıran takımlar da... Deplasman'a geldikleri zaman Elazığ'a... E, Lig e, ayarında... E, stadyumda görünce... İmreniyorlar şey, ya. Şey, e, karşıyakan hocası ne? Bunun adını unuttum. Erkan Sözleri. Erkan Sözleri. Röportaj yaptık. Ne dedi biliyor musun? Süper Lig tadında bir maç oldu dedi burada. Süper Lig tadında. E, tabii. Bak adam yılların Süper Lig'de oynamış, e, gelmiş de gelmişti o zamanki yönetimden anlaşamadığına çıktı Şimdi seneye bakın Erkan Sözleri de dahil, başka hocalar da dahil, futbolcular da dahil Elazığ Spor'da çok gelip de oynamak isteyen Elaspor'u yönetmek isteyen çok hocalar olacak. Tabi. Niye? Buradaki ortam başka. Ya burada Çeri girdiğin zaman stadyumdan hava, hava değişiyor, ambiyans değişiyor. Tabi burada taraftar potansiyel, potansiyel potansiyelim var. Ondan sonra e, şehir kulübü, evet. köklü bir kulüp. Evet son iki mesajımızı da okuyalım Serkan Başkan. Halk otobüsünden 16 numara Murat. Heh. İyi akşamlar Serkan Başkan çok iyi başkandır takdir ederim. Aynı zamanda da iyi de otobüs kaptanıdır başarıların devamını dilerim. Biz de otobüsü şampiyonluğa götürüyoruz. Onu haberini yapmıştık. İnşallah yolun sonunda da bir şampiyonluk turu attırır. İnşallah. Serkan Başkan inşallah şehirde o sözü de buradan versin Allah'ın izniyle. Şehir turundaki otobüsü sen kullanacaksın. Olur ya mu? İnşallah biz şampiyon olurum da vallahi traktörden çıkarırım. <laughs> Traktörde sürerim. <laughs> Mesut Saray, Fatih Kıran ve Beykan Şimşek seneye bizde oynayacak mı diyor bir izleyicimiz. Yani o konuyla ilgili bilmiyorum. Cevap ya verir misin? Sene sonunu beklersiniz. Sene sonu inşallah konuşacağız anlaşırsak. Evet Hayırlı Hı -hı. yayınlar Coşkun Bey. Başkana saygılar. O sene bu sene İstanbul'da Halil Kayıoğlu. teşekkür ederiz mesajlar için değerli izleyicilerimize. Hemen hemen hepsini okudum. Eğer kaçırdığım varsa özür dilerim. Kusura bakmasınlar. Evet, sevgili Salim Kurdoğlu. Salim Kurdoğlu da mesaj atmış. İyi akşamlar abi diyor. Başkanıma selamlar. Sağ ol. Elazığ Spor bizim namusumuzdur. Aynen. Salim de iyi bir tribün elemanıdır. Tribün lideridir. Aynen. O da çok kıymetlimizdir bizim için. Allah sağlık, saat versin inşallah. Amin. Metin Dicle'ye İstanbul'dan Coşkun Bey Hacettepe maçında İstanbul'dan Ankara'ya geliyoruz galibiyet almaya. İnşallah Metin Hocam teşekkür ederim, Sağ olasın, var olasın. Serkan Başkan evet. çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bu Ramazan gününde bu gece son iftar, savura kalkıyoruz değil mi? Evet. evet. Ee, günde Çarşamba mübarek Ramazan bayramı. Evet. Çok da izleyenimiz var. Hem il dışından gelen hemşerilerimiz, misafirlerimiz de bayramı Elazığ'da geçirecekler. Ee, Çifte bayramı inşallah yaşamak istiyoruz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Işte. Yani e, bir Hacettepe galibiyeti belki de bizim bir ikinci lige yükselmemizin müjdecisi olur. Niye biliyor musun? Bak bunu geçen gün sevgili Çağdaş Yurt'a da söyledim İstanbul'dan. Hı. Sen de tanıyorsun. Bizim Elazığ Sporumuzun eski yöneticisi. O da bu hafta maça gelecek Hacettepe maçına. E, ben de davet etti. Dedi, şu sen de gel ama sen dediğin gibi ne otobüslerde yer var ne, ne uçaklarda yer var. Yer gidemiyoruz. Sevgili Çağdaş Yurt orada inşallah e, birkaç taraftarla birlikte maça gelir. İnşallah. Dedim ki sevgili Çağdaş biz dedim yani bu Hacettepe maçı bana ilk Süper Lig'e çıktığımız Hayretten Karamaz'a dönemindeki Şeker Spor maçını <laughs> Hatırlat. hatırlatıyor. Niye biliyor musun? Şekerspor'u orada 3-1 yendik. Galiba 2 ve 3 maçımız mı ne vardı? Geldik. Ondan sonra 3-1 yendikten sonra biz şampiyonluğumuzu içerideki maçı alarak Garantilemiş olduk. Evet. Hacettepe maçı da bana göre o şeker spor maçının bir benzeri diye düşünüyorum. Oradan inşallah bir galibiyet alırsak i̇nşallah. kalan iki maçta da o şampiyonluğu inşallah yakalamış Allah oluruz diye düşünüyorum. Ee, son mesajını alalım. Bayram kutlamanı alalım. Değerli taraftarlarımıza son olarak neler söylersin? Bizim taraftarlar biraz sabırlı olsun. Biz inşallah o sana bu sana dedik. Daha ne sabırları başkan bitiyor mu? Lig bitiyor. 3 şey, maç kaldı bu Sab son üç maç, sabırsız olmaya başladık e, hepimiz. Bu son 3 maç biraz daha şey stresli e, şey olacak. E, biz o sana bu sene dedik. Allah'ın izniyle Allah da nasip kısmet bizlere etmişse inşallah bu takım e, şampiyon yapacağız. İnşallah. E, i̇nşallah bir gazi caddesi de turu atacağız eskisi gibi. Allah'ın izniyle. Ben buradan ııı e, Ekran başındaki seyircilerimize bir hatamız olduysa afola. Ee, ben hayırlı bayramlar dilerim. Ee, çarşamba günü, e, Ramazan bayramı. Herkese büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı bayramlar. Size de ben çok teşekkür ederim. Ee, umarım evet, inşallah da. iyi bir yayın olmuştur. Evet evet çok sorular ee, geldi. Halen gelmeye devam ediyor. Hayırlı akşamlar dilerim inşallah. Yusuf Çınar'ın da mesajını bu da Messenger'dan atmış. Okuyalım. Gördüm şimdi. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Ne diyor? Maçı ücretsiz yapsınlar diyor. Ama ücretsiz yapıldı. 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 O ücretsiz yapılma anlamında. Şimdi bir de olmaz. Evet. Çok teşekkür ederim Serkan Başkanım. Ağzına evet, sağlık. İnşallah bir şampiyonluk yaşatır öyle ayrılırsın. Hani nefine. diyorsun. ya şampiyon yapamazsam ayrılırım. Ya şimdi, Ama şampiyon yaparsan belki e, yine de tarihine geçersin. O şampiyonluğu yaşatan başkanlardan biri olursun. Öyle değil diyelim. Yani Rabbim gönlümüze göre versin. Senin, benim, herkesin. E, Elaspor için iyi düşünen herkesin gönlüne göre versin. Şimdi dört senedir başkanlık yapıyoruz. Dört ee, sene mi oldu? Hemen hemen bu Ağustos ayında dört sene olacak. Sen de epey oldu değil mi? He, dört sene aralıksız. Aralıksız evet, evet. Başkanlık yapıyoruz. Ee, bir sene ligde bıraktık. İkinci sene ortalarda. Üçüncü senemizde işte. E, üç, üçüncü, üç, üç buçuğuncu senemizde e, şampiyonluk oynuyoruz. İnşallah. E, şampiyon olamazsak ben kendimi sorgularım. Ondan dolayı söyledim. Yani e, başarısızımdır derim. E, birileri varsa görevi de bırakırım. Hiç önemli değil. Evet, önemli olan arazisi. Şimdi yaşaması şu üç maça da... odaklanalım. He, üç, maçta, üç maçta inşallah bakalım. direkt çıkarız. Çıkamasak sonraki maçlarda inşallah çıkarız. Hı. Öyle düşünen Bunu sonra bir daha konuşuruz Evet. Peki ağzına sağlık. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Başarılar Hı. diliyorum. Buradan da değerli izleyicilerimiz mübarek e, Ramazan bayramına idrak edeceğiz iki, iki gün sonra. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyorum. Rabbim her gününüzün bayram coşkusu içerisinde geçmesini nasip etsin. Özellikle buraya kadar gelen, Elazığ'ımıza kadar gelen hemşerilerimiz, misafirlerimizin sağ salim de tekrar bayramdan sonra evlerine, yuvalarına kavuşmalarını tüm insanlarımız gibi Allah kaza bela vermeden evlerine, yuvalarına kavuşmalarını diliyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka maraton programında görüşmek dileğiyle hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a